Seda Akgül'le hafta sonu dop dolu geliyor. Ünlü oryantal Nuran Sultan, Seda Akgül'le hafta sonu stüdyosunu sallamaya geliyor. Nuran Sultan'la şıkır şıkır keyifli bir sohbet az sonra Seda Akgül'le hafta sonunda. Bu yaz nereye tatile gitsem diye düşünenler ekran başına. Seyahat ajantası sahibi Ali Onaran, yaz tatilinizin planını yapmak için az sonra Seda Akgül'le hafta sonuna konuk oluyor. Anadolu'yu karış karış gezen, yediğini içtiğini Seda Akgül'le hafta sonunda anlatacak olan programcı Nur Viral, az sonra Seda Akgül'le hafta sonunda. Seda Akgül'le hafta sonunda bugün Rumeli rüzgarı esecek. Rumeli'li Ekrem hareketli şarkıları ve keyifli sohbetiyle az sonra Seda Akgül'le hafta sonunda. Seda Akgül'le hafta sonu şimdi başlıyor. Tabii bunların hepsi az sonra efendim. Bu arada günaydın, iyi hafta sonları olsun inşallah. Şimdi bugün henüz yatmamış olanlar vardır, dün cuma malum. İşte nöbetçi çalışanlar var, yalı çalışanlar, işinden, eşinden, çocuğundan dolayı erken kalkmış olanlar. Neden olursa olsun doğru adrestesiniz. Çünkü önce güzel güzel haberlerimizi birlikte değerlendireceğiz, yorumlayacağız. Siz bana Twitter adresimden erişeceksiniz işte böyle. Ondan sonra dedikodu yapacağız ve arkasından eğlenmeye başlayacağız. Nuran Sultan, Rumeli Orkestrası, seyahatte ne yapalım, nereye gidelim, bütün bunlar ve ne yiyelim ne içelim. Daha ne olsun artık? Yani bir hafta sonu insan hayattan daha ne bekler? Elimizden ne geldiyse ardımıza koymayacağız. Saç yaptık, makyaj yaptık sabahın köründe. Değil mi efendim? Hiç masraftan kaçınmadık. Bütün ekip burada. 30-40 kişiyiz. Ve sizlere iyi bir yayın yapmayı planlıyoruz. Tam 3 saat, dile kolay. Titanic filmi kaç saatti? 3 saat değildi yani. Değil mi? Bayağı rekor yani 3 saat yayın yapmak. İnanın taş taşımış gibi oluyorum ama müthiş de keyif alıyorum sizlerle olmakta. Hadi bana moral mesajlarınızı bekleyerek Twitter'dan başlıyoruz ilk haberimizden. Sabah gazetesini bugün ilk önüme aldım çünkü Cumhurbaşkanı ile ilgili bir haber var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cumhurun başı, cumhuriyetin başı, devletin başı olup da miting yapması çok eleştiriliyor seçimlere yaklaşılırken. Yani partili gibi davranması eleştiriliyor. Hatta zaman zaman gittiği bazı yerlerde protestolara da maruz kalıyor. Bazı yayın organları bunu böyle veriyor, bazı yayın organları başka türlü veriyor. Biz ortadan veriyoruz. Bakalım. Paralelle bölücü örgüt bir oldu demiş Cumhurbaşkanı geçen bir mitingde. Türkiye 7 Haziran'a giderken bölücü terör örgütüyle paralel örgüt bir olmuşlar. Önlerine muhalefeti katmış eski Türkiye'ye gitmeye çalışıyorlar. Hani o kardeşin kardeşi kırdığı Türkiye'ye. Boşuna yeltenmeyin. Efendim avcunuzu yalarsınız. Bunlara gereken cevabı benim kardeşlerim sandıkta verecek. Bayağı mitingsel konuşmalar aslında. Benim dolaşmamdan rahatsız oluyorlar. Nereye giderseniz gidin beni bu meydanlardan alamazsanız susturamazsınız diyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan da kendisinin sanki halen hani Cumhurbaşkanı değil de parti başındaymış, parti genel başkanıymış gibi miting yapmasına rahatsız olanlara verdiği cevapta nereye giderseniz gidin beni bu meydanlardan alamazsınız, susturamazsınız oluyor. İzleyelim haberimizi bakalım. Kara Koç'un o güzel şiirini... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale'de toplu açılış törenine katıldı. Erdoğan, yaptığı gezilere karşı çıkan muhalefeti eleştirdi. Benim Türkiye'yi karış karış dolaşmamdan, her fırsatta vatandaşlarımızla bir araya gelmemden rahatsız oluyorlar. İşte Yüksek Seçim Kurulu'na durmadan gidiyorlar. Ne diyorlar biliyor musunuz? Bu Cumhurbaşkanını meydana çıkarmayın. Yüksek Seçim Kurulu tabii reddediyor. CHP'si gidiyor, MHP'si gidiyor, bunun yanında HDP'si gidiyor, durmadan gidiyorlar. Nereye giderseniz gidin, bu meydanlardan beni alamazsınız, susturamazsınız. Erdoğan başkanlık sistemi istedi, başkanlık şart dedi. Yeni Türkiye'nin inşa süreci başlıyor. Bunun için yeni anayasa şart, bunun için başkanlık sistemi şart. Türkiye artık geri dönülemez bir yola girdi. Bu ülkede neler çektik ya? Efendim şimdi evet Cumhurbaşkanı mitinglerde dedik. Mitinglerde olmasını eleştirenler var. Çünkü Cumhur'un başkanı olarak aslında o HDP'nin de CHP'nin de MHP'nin de AKP'nin de bütün partilerin üstünde bir konumda. Bütün partilerin başkanı. Sadece AKP'lilerin değil. Ama kendisi beni susturamazsınız diyor. Bunun üzerine gidiyor efendim Van'a. Van'da meydanda konuşmasını yaparken HDP'li bir grup sırtını dönerek Cumhurbaşkanı'nı protesto ediyor. Bunun üzerine ne var biliyor musunuz? Tam 6 gözaltı.
Sloganlar, biber gazı, müdahale. Görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Van programından. HDP'li grup Erdoğan'ın otobüsünün geçtiği sırada önce sırtını döndü. Ardından slogan atmaya başladı. Erdoğan sahneye çıkarken protestolar arttı. Polis gruba biber gazıyla müdahale etti. Cadde bir anda sis altında kaldı. Vatandaşlar gazdan etkilenmemek için dükkanlara sığındı. Polis olaya karıştığı iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Durum bu. Fena. Şimdi bakın liderler ne yapıyor? 7 Haziran'a bir şey kalmadı. Bugün ayın kaçı? Artık günler azalıyor. Daha böyle var ya, 43 gün var dediğimi, 20 gün kalmış. Hani 43 günlük seçim maratonuna başlanıyor dediğimi dün gibi hatırlıyorum. Düşünebiliyor musunuz? Artık hani vakit nasıl hızlı geçiyor ben de anlamıyorum. Fakat iyi dayanıyor liderler bu maratona. Her gün bir yerde konuşuyorlar. Fark ettiniz mi? Hepsinin sesleri kısılmaya başladı. Yavaş yavaş hepsinin sesleri çatlamaya başladı. Kolay değil. Ciddi tempo bu. Şimdi bakalım. İktidar Partisi'nden başlayalım. Afyon'daydı efendim Davutoğlu. Kılıçdaroğlu sayı saymayı bile bilmiyor diyerek muhalefete yüklendi Afyon'dan. Hürriyet gazetesini okuyorum şimdi. Kısaca geçeceğiz, korkmayın. Siyasetten ve siyasetçilerden hafta sonu sabaha öyle bir gına geldiğini biliyorum. Şöyle bir yalayıp geçeceğiz o yüzden. Davutoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'na ya sayı saymayı bilmiyorsun ya dayak yemedin. 1000 liranın altında alan 8 milyon emekli olduğunu ispat et. İstifa edeyim demiş. Oo, yine mitinglerde dayak yemedin ağızları dönüyor efendim. Buyurun. Büyük hayal, kutlu düşle, baş koyduk bu yürüyüşe. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun bugünkü durağı Afyonkarahisar'dı. Davutoğlu'nun hedefinde CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Başbakan Kılıçdaroğlu'nu yalancılıkla suçladı. Kampanyanın başından beri aynı şeyleri okuyor. Hiç değiştirmiyor. Kılıçdaroğlu, ya sayı saymayı bilmiyorsun vardır ya, ya da dayak yemedin, ona dayak kastetmiyorum. Geçmişte Türkiye'de dedim, eğer 8 milyon 1000 liranın altında yaşayan 8 milyon emekli varsa bunu ispat edersen ben bugün istifa edeceğim dedim. Cevap gelmedi. Şimdi bugün sabah galiba Kahramanmaraş'ta yine aynı yalanı söylemiş. Ama niye tekrar ediyor? Çünkü matematik bilmiyor, eline biri kağıdı vermiş, okuyup duruyor. Takriben 1 milyon civarında 1000 liranın altında var. Onlar da inşallah, buradan söylüyorum, emeklimize de, esnafımıza da, çiftçimize de, itibarı da, onuru da biz kazandırdık, biz kazandıracağız. Helal olsun, ne diyelim efendim şimdi. Bu arada günaydınlar geliyor. Göktuğ'cum günaydın, Banu Hanımcığım günaydın, Ahmet Bey günaydın. Ferhan Hanım diyor ki 3 saat kanal değiştirmeyeceğim, çayım kahvem hazır karşınızdayım diyor. Bir günde stüdyoya bekleriz. İnanın gelin burada ısmarlayalım çayı kahveyi size, söz veriyorum. Üşenmez gelirseniz İstanbul'a, Sefaköy'deyiz, hemen aldırırım içeri. Rasim Bey günaydınlar efendim, hafta içi de sizi istiyoruz diyor. Bak, iki gün ne güzel topluyoruz, hafta içi yapacağımız süreyi 6 saat hafta sonu yapıyoruz zaten. Şimdi devam edelim mi Kılıçdaroğlu'na? Kılıçdaroğlu'nun bir seçim taktiği var. 100 yılın projesi, 100 yılın projesi diyor. 21 Mayıs'ta açıklayacak. Benim anlamadığım da şu. 21 Mayıs'tan sonra seçimlere 2 hafta kalmış olacak. Yani seçmen o 2 hafta içerisinde vahiy inmiş gibi fikir mi değiştirecek? Vay be, ne 100 yılın projesiymiş diye. Daha bu projeyi anlamadan, bilmeden, sindirmeden. Bilmiyoruz ama yine gittiği Kahramanmaraş'taki mitinginde efendim bu 100 yılın projesinden bahsetti. Sır gibi sakladı. İstanbul'da açıklayacağım dedi. Bakalım o proje ne? Ben de merak içindeyim. İnşallah 21 Mayıs'ta birlikte öğreniriz. Ama sizi şimdi Kahramanmaraş'a götüreyim. Kılıçdaroğlu'nun mitingine kısaca bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'ta halka seslendi. Kılıçdaroğlu'nun hedefinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet vardı. İşsizlik var mı? Ankara'dakiler duysunlar diye söylüyorum. 6 milyon 200 bin işsizimiz var.
17 milyon yoksulumuz var. Resmi rakamlar. 17 milyon yoksul. Aylığı 1000 liranın altında olan 8 milyon emeklimiz var. Ramazan bayramında ve Kurban bayramında emekliye birer maaş ikramiye vereceğim. Hemen itiraz ettiler. Efendim, emekliye bu parayı verirken nereden bulacaksın? Kaynağı nerede bu paranın? Ankara'daki beyler duysun. O kaçak saraya bağlanan bütün hortumları keseceğim, emekliye parayı vereceğim. Sanıyorlar ki emekliye her ay 10 bin lira para vereceğiz. Ya emekliye ne veriyorsun Allah aşkına? Ne veriyorsun zaten? Bir maaş ikramiye bakın. Ramazan bayramında, Kurban bayramında birer maaş ikramiye. Dünyanın parasını vermiyoruz. 13 yıldır iktidardalar. 13 yıldır kredi açtınız. Onlar 13 yılda yapamadılar. 13 yılda beceremediler. Efendim böyle durum. Evet, bütün liderlerin sesi kısık sizin de fark ettiğiniz gibi. Isparta'ya gidelim. Devlet Bahçeli'ye bakalım, MHP lideri ne demiş. Bahçeli toplumların kalkınmasını, köşelerinde büyüme, tam istihdam, fiyat istikrarı, gelir dağılımı ve ödemeler dengesi bulunan beşgenle anlatmış. Şimdi bu üçgenleri, beşgenleri, muhalefet partilerinin, iktidar partisinin vaatlerini sıralayacağız ama asıl sonra size Türkiye'de engellerin maaşı kesilmek istendi, sonra seçim sonrasına bırakıldı. Bir onu, bir de son bir yılda artan işsizliğin gerçek rakamını söyleyeceğim. Şimdi bir de efendim Isparta'ya Devlet Bahçeli mitingine bakalım önce. Sağ ol. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Isparta'dan sert açıklamalarda bulundu. Hedefinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan ve hükümet vardı. AKP aldığı yetki ve iradeyi layıkıyla kullanamamıştır. Rezalet olmuş, Türkiye'nin önünü perdelemiştir. Ekonomiyi darboğaza sürüklemiştir. İhanet olmuş, vatan ve bayrak düşmanlarıyla kucaklaşmıştır. Haram olmuş, hırsızlıkta suçüstü basılmıştır. Bu Erdoğan çıkmış, maneviyat üzerinde başkanlık propagandası yapıyor. Eline Allah kelamını alarak AKP'ye 400 milletvekili istiyor. Kürtçe Kur'an Erdoğan'ın dilindedir. Kabe, Diyanet, İmam Hatipler, başörtüsü Erdoğan'ın propaganda malzemesidir. Erdoğan pusulayı şaşırmış, rotayı kaybetmiştir. Bu nasıl bir edepsizliktir? Bu günahlarının bedelini iki cihanda da nasıl ödeyecektir? Erdoğan 24 gün daha gez, 24 gün daha ye, İç, dolaş, 24 gün daha saltanatına devam et. Aldığım beddualar yoluna taş koyacaktır. Evet, Devlet Bahçeli böyle iddialı konuşuyor. 24 günün kaldı diyor. Ama bunu gariptir ki Cumhurbaşkanı'na diyor. Yani aslında Cumhurbaşkanı'nın parti muhatabı olarak alınmaması lazım ama Cumhurbaşkanı miting sahalarında olduğu sürece insanlar da Cumhurbaşkanı'nı parti muhatabı alıyor ve ona söylüyor sözlerini. İnsanlar derken de tabii muhalefet liderlerini kastediyorum. Son muhalefet partilerinden bir tanesinin lideri Demirtaş'a bakalım ne demiş? Çoğunluğu Kürt proletaryası olan inşaat işçisi, tarım işçisi, turizm işçisi arkadaşlarımızı bir gün önceden seçim bölgelerine taşımayı planlıyoruz. Her oy kıymetli, seçmenimizi taşıyacağız demiş. Yani oy verdirmeyi araçlarla götüreceğiz. Çünkü fakir diyor, proletarya diyor, benim seçmenim için diyor turizm işçisi, dağda çalışan işçi, işte tarım işçisi gelip de seçim bölgesine oy vermekte zorlanabilir. Ben taşıyacağım diyor efendim. Bakalım ne olacak, göreceğiz. Ama işsizlikten bahsetmişken son bir yılda, hani enflasyon iyi, para bol filan konuşuyoruz ama bir yandan da son bir yılda geçen yıldan bu yana artan %11.2'lik bir işsizlik oranı var. Bu sadece görünen. Bakalım mı? İşsizlik arttı. Benim yeğenim üst senelik mühendis, master'ını yapıyor, iş bulamıyor. Türkiye İstatistik Kurumu Ocak-Şubat-Mart dönemindeki işsizlik rakamlarını açıkladı. Buna göre işsizlik geçen yılın aynı dönemine göre 1 puan artarak %11.2'ye yükseldi. Bir haksızlık söz konusu, bir vurgun, bir soygun söz konusu ve dilenci bir toplum haline getirdiler bizi. Bu geçen yılın aynı dönemine göre işsizliğin 401 bin artarak 3 milyon 226 bine yükseldiği anlamına geliyor.
tabii ki çok büyük bir işsizlik oranı var. Bir staj için bile görüşmeye gittiğimizde çoğu yerden hani uğraşmak istemiyoruz, zaten çok çalışanımız var falan diye şikayetler aldık yani. Genel işsizlik oranı %11.2 ama asıl endişe veren 15-24 yaş grubunu içeren eğitimli genç nüfusun işsizliği. Bir önceki döneme göre 3 puan artış var. Bu her 100 eğitimli gençten 20'sinin işsiz olduğu anlamına geliyor. Üniversite okumak artık çözüm getirmiyor. Bunu öğrendik hepimiz yaşayarak. Ama gençler üniversiteyi bitiriyor, yazık. Hepsi işsiz. Kendi mesleklerini değil başka iş yapıyorlar. Efendim şimdi bir tane izleyicim esprili bir şey yollamış. Diyor ki Süleyman Demirel de yoğun bakıma alınmış. Arkadaşlar Cumhurbaşkanı ölsün diye dua ederken isim vermeyi unutmayın. Geçen de yanlışlıkla Kenan Evren gitti demiş bir tane izleyicim. Bilmiyorum, o da biraz uzatmalar oynadıktan sonra gitti. Aslında bir sağdan asıp bir soldan asıp işte 17 yaşındaki çocukları asmayalım da büyütelim mi deyip gitti. Yani bir de öyle bakmak lazım. Darbe kafası da doğru kafa değil. Şimdi bugün, ya daha doğrusu bu hafta gazetelerde olan bir haber vardı Meral Akşener'le ilgili. Yani bir kadın için böyle bir haberin çıkması korkunç bir şey. Hele o kadın siyasetçi ise. Ha, engelliler mi var sırada? Önce engelliyi vereyim de sonra Meral Akşener'e geçeyim. Doğru söylüyorsun. Şimdi söz vermiştik çünkü. Engellileri maaşının kesilmesi söz konusu oldu efendim geçtiğimiz hafta. Engelliler ve engelli yakınları bu duruma doğal olarak tepki koydular ve isyan ettiler. Peki ne oldu? Hükümet bu kararı seçim sonrasına erteledi. Yani acaba seçime kadar engelli vatandaşların oyunun mu peşindeler, yoksa vazgeçildi, engelliler hala maaşını almaya devam mı edecek? Ben engelli vatandaşlarımızın zaten bu ülkede çok zor şartlar altında yaşadığını düşünüyorum ve emekli maaşlarından vergi bile kesilmesinin doğru olmadığına inanıyorum. Siz bakın haberin içeriğine, yorumu siz yapın, bekliyoruz efendim. Maaşımızı kesmeyin, yazık değil mi bize? Bu çığlık engelli maaşıyla yaşamını sürdüren Elif Merve İlhan'ın çığlığı. Onu endişelendirense engelli maaşlarıyla ilgili yeni düzenleme. Getirilmesi planlanan düzenlemeye göre engelli bireylere maaş ödemesi kıstası değişiyor. Artık aile bireylerinin toplam geliri dikkate alınacak. Engellinin maaş alabilmesi için ailede kişi başına düşen gelirin 286, evde bakım maaşı alabilmesi için de 572 liranın altında olması gerek. Eğer ailenin geliri bundan yüksek olursa engelli ve muhtaç maaşı verilmeyecek. Yani yaklaşık 1 milyon engelli ve yaşlının maaşı kesilecek. Ancak engelli ve yaşlılar bu duruma tepkili. Gelir ödeme en azı gelen bir arkadaşımızın babası emekli maaşı olmasına rağmen 48 bin TL. Almış olduğu 17.500 TL. Dilenci gibi benim engellime ve de bana 60 yaş üstü yaşlılarıma, dedelerime verdiklerinin maaşları keserek, icra yoluyla tahsil ederek bütçeyi dolduracaklar. Bir seçim yatırım var şimdi şu anda. Tepkiler üzerine geri ödemeler durduruldu. Ancak sorun çözülmedi. Peki bugüne kadar icra verilmiş olduğunuz engellinin maaşından ne olacak? Evler satılan, sokakta kalan benim engellilerim ne olacak? Bir de maaşının kesilme korkusunu yaşayan engelliler var. Bir iş güvencemiz yok. Biz engelli maaşlarımızla geçiniyoruz. Yapmayın, elinizi vicdanınıza koyun. Efendim %11'lik bir işsizlik o artışı var dedik geçtiğimiz yıldan bu yana. %11,5'luk hatta. Sağlıklı insanlar, üniversite mezunları iş bulamazken bu engelli kızımız nasıl iş bulacak da karnını doyuracak? Verdiğiniz maaş ne ki yani? Bir asgari ücret. Hani yine ben milletvekili emekli maaşlarına hiç girmiyorum bu konuda. 4 sene çalışıp da sonra bizim maaşlarımızla beslediğimiz bütün milletvekillerine, hatta onlar vefat ettikten sonra ailelerine, buna hiç girmiyorum. Ama yani ne istiyorsunuz? Zaten onlar hayata bir adım geride başlıyorlar, engelle başlıyorlar. Niçin hayatlarını kolaylaştırmıyoruz? Hatta emekli maaşlarındaki vergiler dahi kesilsin. Madem engelli olup emekli olmayı başarabiliyorlar, bu kadar işsizlik varken ortada, lütfen onların emekli maaşıyla da ilgili bir düzeltme yapılsın. Şimdi efendim Meral Akşener'in kaseti var iddiası bir televizyon programında gündeme geldi ve bomba gibi düştü, ortalığı karıştırdı. Meral Akşener doğal olarak çok sinirlendi. Şimdi sunucu ve genel yayın yönetmeni hakkında o kanalın suç duyurusunda bulundu efendim. Ve tabii bu iddiasının dile getiren Latif Erdoğan hakkında da bu üç isim hakkında şimdi soruşturma var. Bizim arkadaşımız Berat Aşçıoğlu ise Meral Akşener'i buldu, mikrofonu uzattı ve bu iddialar hakkındaki düşüncesini sordu. İşte birinci ağızdan
kaset iddialarına. Meral Akşener'in yanıtı. Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul 3. bölge adaylarını tanıttı. Bu bölgeden aday olan Meral Akşener'in gündeminde MHP'nin ekonomik vaatleri vardı. Akşener kaynak nerede eleştirilerini cevapladı. Akşener, biz israf edilenin geri alınmasını sağlayacağız. Hırsızlık mallarının geri alınmasını sağlayacağız. Abbas Yolcu dedi. İsrafın önüne geçeceğiz. Yolsuzluğun önüne geçeceğiz. Akşener konuşmasının ardından MHP İl Başkanı Mehmet Bülent Karataş'la davullu zurnalı büro açılışı yaptı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Atilla Kaya, doların yükselişinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tuttu. Cumhurbaşkanının her konuşması bir doların fırlaması, ekonomideki dengelerin bozulmasına sebebiyet vermektedir. Büro açılışı sonrası Meral Akşener vatandaşlarla sohbet etti. Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili adayları şu anda halkla buluşuyor. TVM muhabirinin sorularını yanıtlayan Akşener, İçişleri Bakanı olsanız ne yapardınız sorusuna kadına yönelik şiddeti önlerdim dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili çok ciddi tedbirler alınmasının ve onun takipçisi olmayı çok isterdim. Çocuk evleri, küçük yaşta kız çocuklarının evliliklerini engellemeyi çok isterdim. Akşener'in gündeminde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin seçim beyannamesi de vardı. İlk defa bu seçimde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ekonomik söylemlerinin prim yapmadığını, seçmen nezdinde iş görmediğini görüyorum. Evet, kaset iddialarından sonra kameraların karşısına geçti ve açılış yapmaktan davulu zurnalı geri durmadı. Bunun üzerine efendim tesadüfen kameraların yakaladığı Abdullah Gül, eski Cumhurbaşkanı, Cuma namazı çıkışında yani dün Meral Akşener'in kaseti var mı iddialarına bakın nasıl yanıt verdi. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Cuma namazını Beykoz Kavacık'ta bulunan Hasan Yavuz Camii'nde kıldı. Gül'e cami çıkışında Meral Akşener'e yöneltilen kaset iftirası ile ilgili düşünceleri soruldu. Gül, dikkate almaya değmez, kimse de inanmamıştır dedi. Çok güzel. Sayın Cumhurbaşkanım, herkes bilir. Çok güzel. Çok eski arkadaşımız. Herkes bir şey bilir. Geri geldiğinde nerede olduğunu da hanım olarak herkes bilir. Allah kızın ömür versin. Takmaması lazım, kimse inanmamıştır zaten. Çamurat dizi kalsın demişler. Gülsen Hanım diyor ki Seda Hanım elinize kalem mi sivri biber mi? Sivri biber şeklinde bir kalem. Sevgili editörüm bunu bana uygun görmüş. Ve nedense yayına bununla çıkmamı ısrar ediyor. Çok da iyi ediyor efendim. Arada sürüyoruz, arada yazıyoruz bununla. Şimdi iki tane önemli konu daha var. Bugün Hürriyet Gazetesi'nin ilk sayfasında göreceksiniz. Bir tanesi 10 asker için yakalama kararı çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı paralel yapıya yönelik yürütülen soruşturmada ortaya çıkan belgeler üzerine yeni operasyon başlattı. Savcılık 2014'te Adana ve Hatay'da MİT'e ait tırların durdurulmasının Selam Tevhid dosyası kapsamında yapıldığı iddiasıyla 10 muvazzaf asker hakkında gözaltı ve yakalama kararı verdi. Polis 1 yarbay, 1 üsteğmen ve 3 as subayı Ankara'da gözaltına aldı efendim. MİT tırlarının durdurulması soruşturmasında yeni gözaltı dalgası. Ankara ve İstanbul'da jandarma kriminal komutanlığında görev yapan bazı askerler gözaltına alındı. Gözaltına alınan asker sayısının 10 olduğu öğrenildi. Bu askerler arasında üst düzey komutanlar da bulunuyor. Soruşturma 2014 yılında MİT tırlarının Adana ve Hatay'da durdurulmasının ardından başlatıldı. Şüphelilerin paralel yapıyla bağlantısı araştırılıyor. Ayrıca yöneltilen suçlamalar arasında yasa dışı dinleme, casusluk, terör örgütü üyeliği, hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs de bulunuyor. Evet efendim, bir tane daha var böyle yine gözaltı ve tutuklamalar. Savcılığın mahkemeye sevk ettiği, aralarında eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Recep Güven'in de bulunduğu 17 polisten 10'u usulsüz dinlemeden tutuklandı. Bu dinleme telekulak işleri halen devam ediyor. Yavaş yavaş da davalar sonuçlanıyor. İşte VIP dinleme için 10 polis tutuklandı haberi. Hürriyet gazetesinde de bu sabah okuyacağınız. Arka takip edecek onu. Arkadaşlar takip edin orayı. Usulsüz dinlemelerle ilgili operasyon Ankara merkezli yapılmıştı.
Telekulak operasyonunda 16 ilde eş zamanlı baskınlar düzenlenmişti. Hakkında yakalama kararı çıkarılan 34 kişiden 25'i gözaltına alınmıştı. Gözaltındaki kişilerden 17'si hakim önüne çıkarıldı. 17 şüpheliden 10'u tutuklanarak cezaevine konuldu. Zanlılar suç işlemek için kurulan örgüte üye olmak ve yasa dışı dinleme yapmakla suçlanıyor. Efendim şimdi bir ilginç haber, bir ilginç karışıklık haberi. Bu İstanbul'dan geliyor yine. İstanbul'da AKP'nin küçük bir kabineti ve standı var. Yine seçim çalışmaları yürütülüyor. Ona da oradaki bir binadan elektrik çekiyorlar, hat çekiyorlar. Daha doğrusu camiden, binayla kastım, hat çekiyorlar. Camide kamu malı. Şimdi oradan o elektrik alınıp da AKP'nin, yani herhangi bir siyasi partinin kendi özel seçim standına verildiği zaman ortalık karışıyor işte. Bu elektriğin bedelini ödüyor musun? Kaçak elektrik kullanıyorsun? Kavgası başlıyor sokakta. Namaz kılmakla geçmiyor bunlar. Camiden elektrik alıyor. Haram değil mi? Ben AK Parti milletvekili Lutuğ'unu dinlemeye gelmedim kardeşim. Çekiyor musun? O elektriğin dişini çek. AK Partililerle MHP'liler karşı karşıya geldi. Gerginliğin sebebi ise camiden çekilen elektrik attı. Görüntüler İstanbul Maltepe'den. Maltepe'de seçim propagandası yapılan AK Parti standına Merkez Camii'nden elektrik çekildi. MHP'liler ve CHP'liler duruma tepki gösterdi. Namaz kılmakla geçmiyor bunlar. Camiden elektrik alıyor, haram değil mi? Cami çevresinde toplanan MHP'li bir grupla AK Partililer tartışmaya başladı. Tartışma kavgaya döndü. Olaya polis müdahale etti. Kavga sonucu 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı. Tepkilerin artması üzerine AK Partililer camiye bağladıkları elektrik hattını kaldırdı. Evet, tamam. Evet, durum böyle. Şimdi efendim bakın, birkaç tane gazeteye bakalım hep birlikte. Bütün gazeteleri aldık. Bugün nelerle karşılaşacaksınız? Hürriyet gazetesini aldığınız zaman manşette rezilliğe 136 yıl haberi var. Hani biz o az önce bütün siyaset haberlerini bitirdik zaten. Derledik, toparladık. Bıkmışsınızdır da. Seçimlere bu kadar yaklaşırken her yer siyaset, her yer pankart, her yer işte araba, her yer anons, her yer gürültü patırtı zaten. 65 yaşındaki antrenör KGK, yaşları 15'ten küçük 11 erkek sporcusuna cinsel istismardan 136 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul Etiler'deki bir spor kulübünde 2 yıl önce ortaya çıkan 11 erkek sporcunun kulüp binasında kadınlarla birlikte olmalarının sağlandığı, tecavüze uğradıkları, birbirleriyle ilişkiye zorlanan çocukların görüntülerinin çekilerek şantaj amacıyla kullanıldığı iddialar üzerine açılan dava dün sonuçlandı. İnanılır gibi değil, feci bir şey ya. Bu ne ya? 15 yaşından küçük çocukları birbiriyle ilişkiye, başka kadınlarla ilişkiye zorluyor ve tecavüz iddiaları var bir de. Tutuklu yargılanan KGK son savunmasında mağdur çocukların kendisine iftira attığını öne sürdü. İstanbul 5. Ağır Ceza Mahkemesi KGK'yı cinsel istismardan toplam 136 yıl hapis, 80 bin lira para cezasına mahkum etti. Davanın diğer sanığı 22 yaşındaki AÇÇ adlı kadınsa 15 yıl hapiste cezalandırıldı. Ben şimdi şöyle bir şey öneriyorum gazetelere, haber ajanslarına ve mahkemelere. Bu insanlar için, bu kadar rezil insanlar için sadece hapis cezası yeterli değil. Suçu kesinleştiği için diyorum. Bak, dava aşamasında olsa isimlerinin verilmemesi taraftarıyım. Ama suçları kesinleşmiş. Kaldırın bu rezillerin gözlerindeki bantları. Adları soyadlarıyla verin de ne sapık olduklarını konusu, komşusu, karısı, çocuğu, torunu, sülalesi bilsin. İşte rezilliğin anca, sapıklığın anca böyle önüne geçilir. Cezası kesinleştiği için diyorum bakın. Yani artık hakim kararını vermiş, 136 yıl ceza almış. Kaldır. Kimmiş kardeşim bu? KGK. Bir bilelim biz bunu. Bir rezil olsun topluma. Antrenör diye geçinen bu adam. İşte anca böyle bunun ölü alınır. Çünkü bu adamların ne Allah korkusu ne utanması var. Biz utandıralım ki böyle olsun. Bunu göreceksiniz bugün. Ha, ben bu KGK'nın kim olduğunu öğrenirsem birkaç dakikaya kadar başka bir kaynaktan şak diye yapıştıracağım size, merak etmeyin. Posta gazetesine bakalım. Anam 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 anam. 2011 Belçika güzeli şarkıcı oyuncu Ayşe Akın Türk erkekleriyle arkadaş olamadığını söylemiş. Ya arkadaşa ihtiyacı varmış Umut bacımızın. Soldaki bak, puantiye eteklinin. Ne dersin? Ah ah Umut. Kadın korkusu dağları bekler. Bir şey diyemezsin değil mi? Umut, Umut,
Umut gık dedi diyebilir miyiz? Ayşe Akın, Belçika'da çok erkek arkadaşım var. Türk erkekleriyle arkadaş olamıyorum. Hemen sevgili moduna giriyorlar. Kiminle konuşsam boncuk dağıtıyorum sanıyorlar demiş. O eteği öyle kaldırırsan zannederler tabii yani. Boncuk değil, başka bir şey dağıtıyorsun bile zannedebilirler. Eteği kaldırırken dikkatli olalım. Ya da bu tip eteklerle bu tip demeçler vermeyelim. Yani ettiğinizle dediğiniz bir noktada birleşsin bence naçizane. Efendim, Cem Yılmaz önceki gece Beyoğlu'da 4 genç kızla gece yarısına kadar eğlenmiş. Flaşlar patlayınca telaşlanmış. Yanındaki kız arkadaşıyla apar topar cipine binmiş. İyi eğlensin adam ya, o kadar çalışıyor Sofyalar'da. Ne yapsın, eğlenmesin mi? Bekar adam yani, ne olacak? Eğlensin. Efendim, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın riskli sevgi diye işte mitinginden bir kare yine yansımış Posta Gazetesi'ne. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Kırıkkale'deki Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Konuşma sırasında bir kadın seni seviyoruz Cumhurbaşkanım diye bağırdı. Kadın koruma polisi hemen devreye girdi. Erdoğan hayranı kadın güvenlik riski ihtimaline karşı ağzı kapatılıp uzaklaştırıldı. İyi söyleyenin de kötü söyleyenin de ağzı kapatılıyormuş demek ki. Bunu da görmüş olduk. Konya'da IŞİD kabusu diye bir başka haber var Posta'da. Konya'da oğlu aşırı dinci terör örgütü IŞİD'e katılıp Suriye'ye giden Fadi Marmankaya, Konya'da analar ağlıyor, gençler IŞİD'e gidiyor, yoksa küçük oğlumu da götürecekler. Anacım, ağlayacağınızda evladınızı doğru düzgün yetiştirin. Bu kadar net söylüyorum. IŞİD'de suç bulmuyor değilim de, sen o 15 yaşındaki oğlanın kafasına evde, hani bak IŞİD, IŞİD'in dinciliğinden, gericiliğinden ve hani aşırı dinci terör örgütü olmasından bahsediyorum. Neler sokuyorsan, niçin orayı maden tutmuş, niçin Konya'dan götürüyor çocukları, ne anlatıyorsun çocuğuna, din adına ne öğretiyorsun? Zorla götürmüyor, ikna edip götürüyor. Anne baba olarak şöyle bir kendinize dönün rica edeceğim, bir kendinize bakın. Ne var ki buraya dadandı IŞİD bizim evlatları götürüyor diye bir sorun. Sapık futbol hocasına 136 yıl hapis cezası, oh adamın adını buldum. Gökhan Kalaba, sapın 15 yaşından küçük çocukları tecavüz eden, birbiriyle cinsel ilişkiye zorlayan sapın adı Gökhan Kalaba. 65 yaşında. Teneşir de paklamaz bunu yani, bunun paklanacağı yer yok bence. 136 yıl 3 ay hapis, kadının cezası yok, kadının adını açmamışlar halen. Onu da bulursak onu da böyle söyleyeceğim. Gökhan Kalabaymış. Etiler Spor'da antrenörmüş. İstanbul'un göbeğinde bir de. Utanmaza bak. Kim bilir kaç yaşında, 65 yaşına kadar. Kaç senedir orada antrenör. Evet. Devam edelim. Türk Hava Yolları'nda izdivaç denmiş. Türk Hava Yolları uçağıyla İstanbul'dan Moğolistan'a giderken tesadüfen yan yana oturup tanışan çift, Alman doktor ve Sırp oyuncu, yine Türk Hava Yolları'nın Belgrad-İstanbul seferinde havada nikah kıymış. Madem biz uçakta tanıştık, uçakta evlenelim demişler. Allah tamamını erdirsin. Buradan da efendim hava yollarının yeni kurallarıyla devam edelim isterseniz. Şimdi hava yollarında böyle sizi bir aletle arıyorlar. Neydi o aletin adı? Dedektör. Işıklı sopa. Hani asarışınım ya. İşte X-ray'den geçiyorsun, ötersen dedektör. Çok canı sıkılırsa polis elle arıyor. Şimdi yeni kanunlar değişti efendim. Bu kez işte o havaalanına girerken aranmanın koşullarına da biraz sıkılık getirildi. Bakalım. Bundan böyle sadece X-ray cihazından geçmek yeterli olmayacak. Yolcular elle de aranacak. Avrupa Sivil Havacılık Konferansı talimat gönderdi. Havalimanlarında vücut tarayıcı ve iz dedektörü kullanılmasını istedi. Ancak havalimanında bu iki cihaz yoksa aramalar elle yapılsın denildi. Türkiye'deki havalimanlarında da elle aramalara başlandı. Bu uygulama için yolcular ilk önce X-ray cihazından geçiyor. Cihaz sinyal verirse yolcu tepeden ayak bileğine kadar aranıyor. Ancak bazı yolcular yeni uygulamayı şaşkınlıkla karşıladı. Bu şaşkınlık kimilerinin yüzüne yansıdı. Efendim şimdi Atatürk Havalimanı'nda yaşanan bir ilginç olay daha var. Geçen hafta da Atatürk Havalimanı'nın tavanının çökme haberini buradan vermiştim, hatırlayacaksınız. Bu hafta bir başka ilginç olay var. Onun hemen haberini vereyim. Paralar saçıldı Atatürk Havalimanı'na. Öyle hani tomar tomar dolarlar
eurolar filan değil. Metal paralar saçıldı. Bu metal paralar kaç çuval? Kağıt mı? Beşlik onluk diyorsun. Ha, 5 liralık ve 10 liralık. Ha, tamam, bozuk para olduğu için öyle anlamışım ben. 5 liralık ve 10 liralık kağıt paralar saçılıyor ama kaç çuval para vardı Kerem toplamda? Ya işte. Bakın 170 çuval İsviçre'ye giden paranın ikisi yere düşüyor ve paralar saçılıyor. Onluk ve beşlik paralar bunlar. 170 çuval para niçin İsviçre'ye gidiyor? Yani böyle net bir açıklama yok ama işte oradaki vatandaşlarımızın döviz bürolarında paraları değiştirirken yaşayacakları zorluklara karşın gittiği söyleniyor. Öyle bir şey var. 170 para çuvalından ikisi Atatürk Hava Meydanı'nda ortalığa saçılınca bakın neler oluyor. Para çuvalı patladı. On binlerce lira aprona saçıldı. Bilmiyorum. 20 kişi falan var. Polis arabaları var. Yer İstanbul Atatürk Havalimanı. Ankara'dan gelen uçak İstanbul'a indi. Bilmiyorum. 20 kişi falan var. Polis arabaları var. Kargo bölümünde Merkez Bankası'na ait 170 çuval dolusu para vardı. Paralar yük taşıma traktörü içine konuldu. Çuvallardan ikisi traktörden düşüp patladı. İçindeki paralar etrafa saçıldı. Görevliler paraları topladı. Hayır abi, yerde birisi falan var. Paralar İsviçre Zürih'e gidecekti. Eksik olup olmadığının anlaşılması için paraların seri numaraları kontrol edilecek. Efendim, bunlar 3 dakikalık nefsi için, Atatürk Havalimanı'na saçılan paralar için demiyorum, bu şey için diyorum bunu. Az önce o sapık var ya, adını tekrar tekrar söyleyeyim. Gökhan Kalaba, 65 yaşında Etiler Spor'un eski antrenörü. 15 yaşından küçük çocuklara tecavüz ve işte zorla ilişkiye girme iddialarıyla 136 yıl hapsi kesinleşen, yani işte bu tip adamlar için, bunlar 3 dakika nefsi için erkeklik yapar, hapishanede 15 yıl karılık yaparlar Seda Hanım, merak etmeyin yazmış bir izleyicim. Bu 65 yaşından sonra karı olsa ne olur, zaten akıllı olsaydı hiçbir şey olmaz bundan. Neyse, tacizden devam etmişken bakın, bir kasiyer işini yapmaya çalışıyor, bir adamsa müşteri takmış kafayı kasiyere, makas almaya çalışıyor. Kızcağızdan sert tepki alınca bakın işi ne kadar ileriye götürüyor. Önce elle taciz etti. Ardından öpmeye kalktı. Sonra dövdü. Bu tacizci alışveriş için girdiği markette kasiyer kızın yanağına dokundu. Genç kız adamı ikaz etti. Tacizci ise durmadı. Alışverişi bitirdikten sonra bu kez genç kızı öpmeye kalktı. Genç kız tepki gösterince tacizci adam hem suçlu hem güçlü çıktı. Kasiyer kızı dövdü. Tacizci saldırganı markette çalışan başka bir kişi zorlukla durdurabildi. Allah korusun ya. Vallahi bu yurt dışından gelen, muhtemelen uzak doğudan bir görüntü. Korkunç. Allah korusun. Allah hepimizin karşısına iyi insanlar çıkarsın. Ben cins ayrımı yapmıyorum. Erkek, kadın, eşcinsel fark etmez. Yeter ki insan cinselliğini müptezel yaşamasın. Bakın, eşcinsel başbakan evlendi haberi. Lüksemburg'un 42 yaşındaki eşcinsel başbakanı Javier Bete, erkek arkadaşı Gauthier Destane ile evlendi. Böylece Betel Avrupa Birliği'nde görevdeyken eşcinsel evlilik yapan ilk, dünyadaysa ikinci lider oldu. 2010 yılında İzlanda'da dönemin kadın başbakanı Joanna Sigurðardóttir eşcinsel evlilik yaparak bir ilki gerçekleştirmişti. Yani eşcinselsen de, evleniyorsan, evlenmiyorsan ya da düzgün yaşıyorsan ilişkini veya aseksüel bile olabilirsin. Kadın erkek fark etmez, müptezel olma. Kimseye zararın olmasın. Kimsenin ahlakına, namusuna zarar getirme yeter. Ama işte bakalım, bunlar tabii hayal dünyası. Evet, dünyada bir ilk gerçekleşiyor efendim. Özür diliyorum, Avrupa'da bir ilk gerçekleşiyor Avrupa Birliği'nde. Dünyada da ikinci eşcinsel lider evliliği gerçekleşiyor. Yalnız bir şey söyleyeceğim. 42 yaşındaki eşcinsel Lüksemburg'un başbakanının kocası mı olur? Veya eşi diyelim, hani karı koca yoktur herhalde. Bayağı yakışıklı ve gençmiş ha. Gördünüz mü fotoğrafını? Nasıl yakınlaştırabilirim o fotoğrafı Umut'cum? Geliyor mu Cimi? Hadi gel Cimi. Bak. Lüks arkayı da şuradan göstereceğiz, şurada. Ağzının tadını biliyor musun yani? Evet. Bu. Lüksemburg
Başbakanının eşi. Genç ve çıtır görüyorsunuz. Kendisi de burada. 42 yaşında başbakan efendim. Görüntü bunlar. Allah bir yastıkta kocasın, ne diyelim. Evet. Şimdi. Ya birkaç haber var eğlenceli. Mesela bir bebekle. Ha canım söyle. Aa ya tamam, onu da yapalım. Ben çünkü geçen sene haber yaptığım zaman takmıştım o işi. Hatırlıyor musunuz Soma'da efendim, işte madencilerin protestosu sırasında bir vatandaş başbakan danışmanının olduğu araçlardan birini tekmeliyordu. Araç tekmelendi diye başbakan danışmanı Yusuf Merkel aşağı iniyordu ve vatandaş yerde etkisiz hale getirilmişken, polisler başında beklerken hızını alamayıp birkaç tekmede o patlatıyordu. Artık onun o ayakkabısı, onun o tekmeleri anormal gündem yarattı. İnsanlar haftalarca bunu konuştu. İşte şimdi ben bu işin akıbeti ne oldu? O kısmıyla ilgileniyorum. O dönemde de demiştim ki birkaç gün geri planı alırlar. Birkaç gün başbakanın yanında gezmez, sahaya inmez. Ama başbakanlık danışmanı, müşavirlik görevini kimse elinden almaz onun. Ortalara çıkar. Ama adamın başına bir şey gelmesin demiştik. Bak aradan bir seneden fazla geçti. Bir sene mi oldu? Bir sene oldu. İşte aradan bir sene geçti. Bakın efendim olay nasıl sonuçlandı. Yusuf Merkel'de bir sıkıntı yok. Etkisiz hale getirilmiş yerde yatan vatandaşı ayakkabısıyla acımasızca tekmeleyen danışmanda ne bir ceza, ne bir uzaklaştırma, ne bir görev kaybı, ne bir para azalması, ne bir şey. Ne memuriyetten atılma, hiçbir şey yok. Yerde yatan vatandaşa ceza var. Vatandaşın böğrü arabanın kaputundan daha kıymetsiz. Manisa Soma'daki maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetti. O zaman başbakan olan Erdoğan facia bölgesine gitmişti. Bir grup işçi Erdoğan'ı protesto etmişti. Onlardan biri Erdal Kocabıyık'tı. Kocabıyık arabaya tekme attığı için başbakanlık müşaviri Yusuf Yerkel tarafından tekmelenmişti. Tekme yiyen işçi para cezasına çarptırıldı. İşçinin eşi durumu dile getirdi. Arabaya tekme salladığı için bizim evimize bir uyarı kağıdı geldi, mahkeme kağıdı geldi. 548 milyon küsuratı da var. Arabada hasar meydana gelmiş. Bu yüzden bize ceza geldi. Kocam şimdi geçimimizi sağlamak için hamallık yapıyor. Evimiz kira. Hiçbir sosyal güvencemiz yok. Çok zor durumda kaldık. Benim psikolojim bozuldu. Eşimin psikolojisi bozuldu. Bozulmaz mı yani? Bir beş para etmez arabanın kaportasına sen vatandaşın böğründen daha fazla değer verirsen bozulur. Haklısınız hanımefendiciğim. Diyecek hiçbir şey yok. O görüntüleri hatırlatmamız lazım size yani. Feciydi. Şimdi bir başka dayak iddiası. Bu memlekette dayak seviyoruz nedense. Mersin'de su savaşı yapan 12 yaşında kız çocukları. Ne var ya? Zaten 50 derece. Yapsınlar yani. Bir iddia var ki öğretmen bu 12 yaşında kız çocuklarını o da kadın öğretmen üstelik, yani bunu yapan da kadın, bir odaya kapatıyor ve dövüyor. Bunun üzerine de veliler okulu basıyor. İşte Mersin'deki kadın öğretmenden dayak iddiaları ve velilerin tepkisi. Ya lütfen çekmeyin. Ne? Ne ablam, ne dediniz? 6 yaşındaki çocuğu dövüyor öğretmen. Ne ya, bir anlatır mısın? Anne. Anne. Ne? Hangisi dövdü? Kim dövdü? Bir de geldi yapmadım diyor ya. Bir de yapmadım. Yapamaz öyle bir şey. Ağladı. Gözyaşlarını tutamadı. Dövmüşler işte. Odasına mı? Ambulans bile gelmiş. Ne diyorum? İddialar korkutucuydu. İddiaya göre müdür yardımcısı 12 yaşındaki 6 kız öğrenciyi dövmüştü. Öğrencilerden ikisi ise hastanelik olmuştu. Müdür yardımcısı diyorum. Olay Mersin'deki bir okulun orta kısmında yaşandı. 6. sınıf öğrencisi 6 kız su savaşı yapıyordu. İddialara göre durumu öğrenen müdür yardımcısı öğrencileri odaya kilitledi ve dövmeye başladı. Nermin Hoca da bu 6 öğrenciyi bir odaya kilitleyip dövmeye başlamış. 2 öğrenci sinir krizi geçirmiş. Şu anda hastanedeler. Atılan dayak sonrası öğrencilerden ikisi fenalık geçirdi. Bunun üzerine okula ambulans çağrıldı. Olayı duyan velilerse okula gelerek duruma tepki gösterdi. Şikayet üzerine müdür yardımcısı polis merkezine götürüldü. İl Milli Eğitim Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlattı. Seneye benim öbür
çocuğum da gelecek, öbürü yerinde gelecek. Biz nasıl emanet edelim buraya? Nasıl güvenelim? Evet. Nasıl güvenelim ya? Veliler yerden göğe kadar haklı efendim. Şimdi dayak maalesef bizim kültürümüzün içinde. Ama yavaş yavaş bu bilinçlenmiş velileri görünce, eskiden eti senin kemiği benim falan diye öğrencileri teslim ederdik. Öğretmenin vurduğu yerde gül biter derdik falan falan. Yok öyle bir dünya. Yok. Arsız çocuk yetiştirmekten başka bir şey yaramıyor dayak. Ama ilginç bir şey var bakın. Muğla'da anneler cansız mankenlere terlik atıyor. Hani böyle bir annelerin terlik atma instantanesi vardır. Bu da böyle komik ve eğlenceli bir şeydir ya güya. Bence değil, bence o da şiddet. Ama bunu bir eğlenceye dönüştürmüşler Muğla'da. Terlikler fırlatılmış. Anneler ama bu kez terliklerini cansız mankenlere fırlatmış. Oley! Şiddet! 70 var! 90 oldu! Oley! 120! Dur daha var, terlik var. Yerde bir tane daha var. Anneler böyle terlik fırlattı. Olduğumuz şeylere terlik fırlattık yani. Muğla Fethiye'de Anneler Günü dolayısıyla terlik fırlatma yarışması düzenlendi. Anneler elindeki terlikleri bu kez yaramazlık yapan çocuklarına değil, cansız mankenlere fırlattı. Her bir manken kötü bir alışkanlığı temsil etti. Uyuşturucu ve şiddeti vuranlar 30, alkol ve kumarı vuranlar 20, sigarayı vuranlarsa 10 puan aldı. Aha da 110! Aha da 140! Yarışmayı 10 atıştan 9'unda isabet ettiren Handan Çavuşoğlu kazandı. Kızdığım zaman atıyorum. Yalan değil. Kızdığım zaman atıyorum çocuklara. Terlik fırlatma yarışmasının ödülü de terlik oldu. Bana terlik fırlatma. Çay kahve durumunuz nasıl? Benim çayım bitti. Ben şimdi çayımı tazelemek istiyorum sizinle, şöyle rahat rahat ağzım kurumadan sohbet edebileyim diye. Siz de çaylarınızı, kahvelerinizi tazeleyin. Karşılıklı sohbetimiz devam edecek. Söylediğim gibi Nuran Sultan burada olacak bugün. Ünlü danslarıyla, yani kadının oynamadığı yok ya, Abramovich'ten tut da Sting'e kadar dans etti ve tanıştı. Bize hem bir iki kıvrak figür öğretecek, hem de erkekleri baştan çıkaran birkaç hareketi varmış, onu öğretecek. Bir de sohbet edeceğiz. Efendim ne orkestrasıydı Ezgi? Söyle. Balkan müzikleri mi yapacağız? Rumeli müzikleri mi yapacağız? Onlarla da azacağız, eğleneceğiz, şıkır şıkır oynayacağız. Ve efendim Ali Bey bizimle olacak. Ali Onaran, kendisi Türkiye'deki çok önemli bir seyahat ajantasının sahibi. İşte TÜRSAP'ta üye. Ve bize bu sezon, bu sene nereler moda? Nerelere kaça gidilir? Yurt dışına gitmek istiyorsak ne yapalım? Hangi ülkeler vize ister? Gitmenin en basit yolu nedir? Ajantalara nasıl başvurmak gerekir? Çok ajantaya para kaptıran var çünkü. İşte başımıza yurt dışında bir şey gelirse, pasaportumuz kaybolursa ya da sağlığımız bozulursa Allah korusun ne yapılır? Çok mu pahalıya çıkar bu işler falan? Her şeyi, her şeyi ama her şeyi ona soracağım. Yani bayağı güzel, dop dolu bir program olacak. Şimdi kısa bir reklam arası, çay kahve tazeleyelim, gelelim. Goodness.
Evet efendim, şimdi köpecikler böyle. Bir tane ayı var ki Bolu'yu birbirine kattı. Helal olsun Bolu halkına. Bolu da ayı çukura düşünce efendim halk seferber oldu ayı kurtarmak için. Bakın neler yaşandı. Bak bak şuradan vuracak üstansın. Bana bak bana. Ayı çukura düştü. Herkes seferber oldu. Kepçe çukuru genişletmeye çalıştı. Ayı da pençeleriyle ona yardım etti. Çek baba oynatma tamam. Eşeleyip çıkacak o, eşeleyip çıkacak. Olay Bolu Yukarı Ericek köyünde yaşandı. Ayı tavuk çiftliğinde telef olan tavukların atıldığı çukura girdi. Fakat dışarı çıkamadı. Sonra içeriden bir kükreme sesi geldi. Ayı olduğunu hissettik. Bölgeye hemen kepçe çağrıldı. Ayının düştüğü çukurun etrafı açıldı. Beton duvar kepçe yardımıyla kırıldı. Ayının gürültüden zaman zaman paniklediği görüldü. Erol! Bana bak! Kurtarma çalışmaları aralıksız sürdü. Çek! Bak bomu şöyle yandan vuracaksın yandan! Çukurdan kurtulmak için kendisi de büyük bir gayret sarf eden ayı ormana doğru koştu. Edip! Çek! Vur! Vur! Çıkar artık o, çıkar! Korkmayın! Korkmayın! Efendim evet, helal olsun ayıyı kurtarmışlar. Çocuk biraz korkmuş ama olsun. En azından böyle bir çaba gösterilmiş, sarf edilmiş. Şimdi Seda Hanım, dayak yiyen öğretmen haberlerini de veriyor musun demiş Nurettin Bey. Verelim peki, verelim. Bu yani dayak öğretmene atılmış, doktora atılmış, öğrenciye atılmış hepsine karşıyız da bizim toplumda o küçücük beyinleri yetiştirirken onları böyle pataküte dövdüğümüz zaman arsız, azgın, ne bileyim saygısız bir toplum yetiştirmiş oluyoruz. O yüzden o küçücük çocukların dövülmesine iyice karşıyız. Onlar hata yapsa bile malik olmadıkları için hata sayılmıyor çünkü. Sabır gerekiyor efendim, sabır. Sadece sabır. Ama dayak yiyen öğretmenimiz de var. Üstelik de bir kadın öğretmen. İşte şimdi o haberi izleyelim. Bu bizleri eğitim camiası olarak üzüyor. Kadın veli okulu bastı, kadın öğretmeni dövdü. Bir öğretmen daha şiddet mağduru oldu. Gün geçmiyor ki her gün yeni bir eğitim çalışanı, veli ya da başka bir vatandaş tarafından darp edilmesin. İnanılmaz olayın adresi Konya. Kadın öğretmen HÇ'de sınıf düzenini bozduğu için bir öğrencinin yerini değiştirdi. Sınıfta oturduğu yeri değiştirilen öğrencinin annesi ve teyzesi okulu bastı. Öğretmenle laf dalaşına giren iki kadın öğretmeni okul koridorlarında kovaladı. Merdivenlerde yakalayıp önce tekme ardından birbiri ardına tokat attı. Araya giren öğretmenler de kızgın veliyi sakinleştiremedi. Yaşananlar okulun güvenlik kamerasına böyle yansıdı. Evet, feci görüntüler bunlar. Şimdi izleyicim diyor ki, dayak dediniz de Türkiye kadına şiddette dünyada ikinci sıradaymış diyor ve böyle kızgın ve üzgün surat ifadeleri koymuş. Şimdi bir başka izleyicim demiş ki, ne yazık ki eğitimimiz medrese eğitimine her gün biraz daha fazla yaklaşıyor. Dayak atan öğretmenler artık beni şaşırtmıyor demiş. Yani evet, dayak atan öğretmenler, dayak yiyen öğretmenler işte. Devam edelim. Neyle devam edelim? Biraz böyle hani güzel bir haber verelim mi izleyiciye? Sebze fiyatları düştü, bunu verelim mi? Kerem, ne dersin? 13 Mayıs'ın haberlerinde bak, hani hafta içi. Biz bütün bir hafta haberlere bakıyoruz. Hani sizler için böyle güzel haberleri seçiyoruz. Hani hafta içi başka yerlerde görmüş olabileceğiniz haberlerin bazılarını cımbızlıyoruz. Bazıları şu ana kadar işte saat 10'a kadar verdiğimiz haberlerin hepsi yeni haberlerdi. Şimdi de önemli haberleri veriyoruz. Hafta içinde gözünüzden kaçmış olabilecek. Havaların ısınmasıyla birlikte çok şükür sebze fiyatları biraz düştü efendim pazarlarda. Hani patates falan 5 liraydı ya kilosu, fakir yemeği olmaktan çıkmıştı. Bakalım bir pazara götürelim, ne olmuş ne bitmiş, kaça düşmüş sebzeler. Havaların ısınmasıyla sebze fiyatları düştü. Havaların ısınmasıyla sebze fiyatları %50 ile 60 oranında düştü. Çok şükür ya. Şimdi memuruz fiyatlarda. İyi biraz düştü yani. İyi biber, iyi biber, iyi biber, iyi biber.
biber. Ocak-Şubat aylarında 2,5 liradan satılan Charleston biberinin şu anki fiyatı tam 1 lira 35 kuruştan satılıyor. Urmandan abi, urmandan. Herkes isim be. Sebzeler arasından pahalı sebzelerden olan patlıcan sebzesi ise 7 TL'den satılırken şu anki fiyatı 2 lira 25 kuruş. Sezonu açtık, tarla biber başladı. Sebzeler arasından rekor bir fiyat düşüşü içinse sivri biber için diyebiliriz. Sivri biberin fiyatı 8 TL'ye kadar ulaşmışken şu andaki fiyatı 1 lira 35 kuruş. Ve sofraların müdavimi olan salatalık. Sofraların vazgeçilmezi olan salatalığın fiyatı ise 4 TL'ye kadar ulaşmışken şu anki fiyatı ise 1 lira 49 kuruş. Dünya Haller Birliği üyesi Burhan Er'e göre sebze fiyatının düşmesini havanın ısınması sağladı. Eğer hava durumu değişirse fiyatların durumu da değişebilir. Mevsimsel şartlara bağlı. Yani bir bakarsın yarın öbür gün çok aşırı derecede bir sıcaklık olur. Tarlada ürünler kurur. Şimdi bir bakarsın yarın öbür gün büyük bir yağış olur, fırtına olur. Şimdi üretim olmayınca ister istemez fiyatlarda bir yükselme olur. Fiyatların düşmesine rağmen bunu yeterli bulmayan da var. Fiyatları nasıl buldunuz? Fiyatlar biraz da yüksek buldum. 33 lira. Yarı yarıya düştü ama sebze fiyatları. Ya düşse de yine de bize yüksek geliyor. Biz garibanız. Şimdi havaların ısınmasıyla birlikte mangal sezonu da fena halde açıldı efendim. Mangal deyince akla tabii ki gönül ister ki pirzolalar, külbastılar, bilmem neler, sucuklar gelsin. Ama et fiyatları pahalı diye tavuğa da yöneliyoruz. Tavuğa da zam geldi şimdi. Hani en ucuz kanattı böyle. Mangalda misafir ağırlamanın kolay yoluydu böyle tavuk kalça falan iki tane terbiyeli. Şimdi artık o da öyle değil, tavuklar da zamlandı. Aşağı değil yani. Normal etten aşağı değil yani. Havalar ısındı, mangal sezonu başladı. Tavuk eti fiyatları yükseldi. Piknik sezonunun açılmasıyla birlikte tavuk fiyatları neredeyse kırmızı et fiyatına yaklaşmış durumda. Elimde görmüş olduğunuz soslu kanatın fiyatı 8 TL iken şu anki fiyatı tam 12 TL. Valla şimdi çok pahalandı herhalde. Şimdi yaz sezonu geldi ya ondan galiba. Mangal sofralarının vazgeçilmezi olan tavuk pirzolanın fiyatı ise tam 13 TL. Peki kuş gribi söylentileri satışları nasıl etkiledi? Piknik sezonunun açılması tavuk fiyatlarının yükselmesine sebep olsa da kuş gribi söylentileri tavuk döner satışlarının düşmesine sebep oldu. Kuş gribi falan diye bir söylenti var. Şu anda zaten gördüğünüz gibi dükkan boş. Kuş gribinden tedirgin olan ama yine de tavuktan vazgeçmeyen vatandaş da var. Evet, biraz tedirgin etti yani, almamayı da düşünüyoruz şu günler ama bu piknik davasından dolayı çocuklar işte istiyor. Efendim şimdi bir ilginç haber var. Ezgi dinle sen bu haberi bak. Bizi Amerika'ya götüreceksin Ekim'de ona göre. Çünkü bir adam, Çin'in en zengin iş adamlarından bir tanesi tabii, bir adamla kastım. 6400 çalışanını, 6400 yani kaç fabrika dolusu insan artık tahmin bile edemiyorum. Paris'e tatile götürüyor. 14 otel kapatıyor, 12 tren kiralıyor efendim. Maliyetini siz hesaplayın. Chinese company has rounded off a record-breaking trip by... Çinli patron kutlamayı abarttı. 6400 çalışanını Fransa'ya tatile götürdü. 57 yaşındaki Li Jinhuan dünyanın en zenginlerinden biri. 1995 yılında Çin'de şirket kurdu. Şirketin 20. yıl dönümü için inanılmaz bir organizasyon düzenledi. Şirket kura sonucu seçilen 6400 çalışanını Fransa'ya tatile götürdü. Tüm masrafları cebinden ödedi. Bu inanılmaz tatil için Paris'te 140 otel, 12 tren kiralandı. Çalışanlar hep beraber Fransa'yı gezdi. 6400 kişi aynı anda yürüyünce bu görüntüler ortaya çıktı. Patrona bu gezinin maliyeti ise 13 milyon avrodan fazla oldu. Çalışanlar 147 otobüsten ise geldi. Nice sahilinde dünyanın en uzun insan zincirini oluşturup Guinness Rekorlar kitabına girdiler. Şirkette 12 bin kişi çalışıyor. Bonkör patron geri kalan çalışanlarını seneye başka bir ülkeye tatile götürecek. The cult of personality surrounding the Chen.
Ya bu adam seneye başka bir ülkeye getiriyormuş bu çalışanları. Ne kadar para kazanıyor ki 6400 kişi her sene 14 otel kiralayıp böyle bir uçak biletlerini düşünsene bunu. 14 değil 140 otel mi? 140 otel. Kerem bir sıfır eksik yazmış. 140 otel. Şaka gibi ya. Diyor ki benim hayallerim küçük, ne yapayım Seda Hanım diyor içeriden Kerem. Yani 14 otel bizi keserdi diyor ya. Boşver bak şimdi. Nurhan Sultan efendim bugün konuğum olacak ve bana ve tabii ki sizlere güzel dans figürleri öğretecek. Kadın dedim ya az önce Sting'i, Abramovic'e kimlere kimlere danslar oynadı. Bir de erkekleri baştan çıkarmanın yolları varmış. Argun'cum beni seyrediyorsan kaçırma. Nurhan Sultan'la beraber bu dansları etüt edeceğiz. Filizciğimi de öpüyorum. Bir de sevgili Mahter'imiz var bizim. Mahter mesaj atmış Ezgi dinle. Nurhan Sultan'ı çok seviyorum. TVM gecesinde harikaydı ama yine de daha iyi figürler öğrenmek için bu aralar siyasetçilere baksınlar. Çok iyi kıvırıyorlar demiş. Ta oradan soktun lafı siyasetçilere. Helal olsun ne diyeyim. Şimdi sizi TVM'in gecesine götürüyorum. Salı akşamı TVM stüdyolarında muhteşem bir gece yaşandı efendim. Hem çok eğlendik, hem çok güzel kaynaştık, hem hakikaten şıklık yarışı vardı. Onlarca ünlü vardı. Biz nasıl eğlenmişiz? Yani bizim Paris'e gitmemize gerek yok. Bizim stüdyomuz bize yetti. Güzeldi. Getireyim mi ekranlara? Bakın biz nasıl eğlendik. Yaza merhaba. Gecesi TVM'in gayet güzel, çok keyifli, çok güzel olmuş. Türkiye'nin yıldızları, Türkiye'nin yükselen yıldızı TVM'in Yaza Merhaba gecesinde buluştu. Yıldız isimlerin hepsi iddialıydı. Muhteşem geceye katılmaktan memnundu. Efendim bu akşam TVM'in bütün Türkiye'ye açılış gecesi. İyi akşamlar ve yarın sabahtan itibaren günaydın gecesi. Mehmet Ali Yılmaz'a bizi bir arada düşünen, partner olmamızı sağlayan Mehmet Ali Bey'e çok teşekkür ediyorum. Mutluyuz kanalımızda. TVM Haber'in ekran yüzlerinin mesajları netti. Sevgili seyirciler, bir son dakika gelişmesini sizlere aktararak haber bültenimize başlamak istiyorum. Sıcak, sanki evimizde gibiyiz. O yüzden bunu bütün Türkiye ile paylaşmak istiyoruz. Bir de şunu da söylüyoruz tabii. Egemenlik milletinse Türkiye'nin televizyonu da TVM'dir diyoruz. Sevgili seyirciler, Türkiye seçimlere doğru hızla ilerliyor ancak ortaya zaman zaman. İnsanlara haberlerimizi ulaştırmak, onlara içimizden gelenleri, doğruyu tarafsız bir şekilde anlatmak bizim için büyük bir onur ve bunu TVM ailesinde yapmak da ayrıca bir güzellik. Anlarından iyi günler sevgili izleyiciler. Gündemdeki gelişmelerle karşınızdayız. TVM 2015'e bomba gibi girdi. Yeni ekran yüzleri, yeni bir yapılanma ve gitgide her geçen gün daha da büyüyoruz. TVM'i izleyin çünkü çok güzel şeyler, çok güzel sürprizler sizi bekliyor. Spordan siyasete, siyasetten medyaya Türkiye'nin tanınan isimleri TVM'in muhteşem gecesindeydi. Tüm Türkiye genelinde ve aslında yurt dışında da müthiş tanınan bir kanal. Bunların devam edeceği bir gece bu. Artık bundan sonra hep devam edecek. Eğlence arıyorsan, kadınsan, çocuksan, erkeksen izle TVM. Çok mutluyum, çok gururluyum. Aile olduğumu hissediyorum. İnanılmaz keyifliyim. TVM giderek yükselen grafiği hepimizin, biz medya sektöründe uğraşan televizyonlar olarak bunu gözlemleyebiliyoruz. Özellikle son zamanlarda müthiş bir dinamizm kazandı. İzle TVM, katıl maceraya. Evet, ben burada olduğum için kendi görüntülerimi koymadım oraya ama ben de fena kadın değildim o gün yani. Öyle değil mi? Umut, öyle değil mi diyorum? Buradan böyle bir şarlamayla. Şimdi efendim bakın, Çin'de bir kadın 101 yaşında alnında boynuz çıkmış. Benim editör de not koymuş artık. Adam nasıl karısını boynuzladıysa diye. Bakalım. Görenler gözlerine inanamıyor. Yaşlı kadının kafasında boynuz çıktı. Hang Guazheng Çin'de yaşıyor. Tam 101 yaşında. Yaşlı kadın bir sabah alnında şişlikle uyandı. Şişlik zamanla büyüdü ve uzamaya başladı. Şişlik 6 santimlik bir boynuza dönüştü. Bilim dünyasını boynuz hayrete düşürdü.
Şişliğin bir benzeri alnının diğer tarafında da belirmeye başladı. Boynuz son halinde ise yere doğru eğim kazanmış durumda. Bu tür boynuzlar ameliyatla alınsa da ameliyat bunun tekrarlanmasını engellemiyor. Doktorlar güneşe maruz kalan yaşlılarda şişlik ve çıkıntıların olabileceğini söylüyor. Ama yine de böyle bir boynuzu daha önce hiç görmediklerini dile getiriyorlar. Feci, feci bir şey. Bayağı boynuzmuş yani, şaka maka. Şimdi efendim, boynuz demişken boynuzlu hayvanların başında kim gelir? Geyik, değil mi? Geyik özellikle de av hayvanları arasında avcıların en çok tercih ettiklerinden bir tanesi. İçim yanıyor. Böyle bir geyik boynuzu, geyik kafası veya geyik avı haberleri okuduğumda veya gördüğümde. Ama şu izleyeceğiniz görüntüler benim gibi hayvanseverlerin yüreğini hafifletecek, yüreğini serinletecek efendim. Bakın bu kez geyik avcıyı dövüyor. Au moment où le cerf m'a attaqué, je ne m'attendais pas du tout à cela. Il m'a jeté par terre et m'a frappé au visage avec ses sabots. Cet événement m'a terrorisé parce que je regardais dans le viseur et j'étais convaincue que je filmais les derniers instants de la vie de mon mari. Me frapper violemment, en pleine figure. Je commençais à m'essouffler et j'arrivais difficilement à le repousser. Quand le cerf s'est dressé sur ses pattes de derrière comme un ours et s'est mis à s'en prendre à Lynn, j'ai cru que son heure était venue. La bête l'a jeté au sol, puis lui a piétiné. Oh, canıma değsin. Ben zaten ister inan ister inanmayın, boğa matadoru yaraladığında da seviniyorum. Çünkü adaletsiz dünyada bir boğa çıkıyor. Matadordan önce 7 tane toreador hayvanın sırtını o mızrakları saplıyor, kanını akıtıyor. Hayvan güçsüzleşiyor ama bir yandan da tabii adrenalin patlaması yaşıyor. Ondan sonra matador çıkıyor, tatlara tat, tatlara tat. Herkes için de hayvan öldürmenin adı da spor oluyor. Bu rezaleti Avrupa Birliği ikiyüzlülüğü altında gidip halen özellikle kuzey kısmında İspanya'nın izleyebiliyorsunuz. Yasaklanan yerler, medeni bir iki tane eyaleti var İspanya'nın. Ama onun haricinde bayağı böyle bir turizm gelir kapısı, bir gelenek. Nasıl bir gelenek ben anlamadım. İnşallah yasaklansın. Avrupa Birliği'nde bu iki yüzlülüğünden dolayı kınıyorum. Hayvan hakları, insan hakları der. Sonra kendi birliği çatısı altındaki ülkelerde bu işlere izin verir. Şimdi efendim Sezen Aksu, duayen sanatçı. Hepimizin Sezen Aksu ile muhakkak bir ağlamışlığı, bir aşk yaşamışlığı, bir şeyleri vardır, öyle değil mi? Sezen Aksu efendim emekli oluyor. Son Harbiye konserini ise önümüzdeki ay yapmaya hazırlanıyor. Minik serçe Sezen Aksu'nun hayranları çok üzülecek. Kız karnım içime kaçtı. Tuğçe kasız olacağım. Sezen Aksu Harbiye Açık Hava'da Sezenli Yıllar adını taşıyan konserleriyle emekliye ayrılıyor. Haber Milliyet Gazetesi'nde yer aldı. Sezen Aksu Türk pop müziğine unutulmaz şarkılarıyla damga vurdu. Emekliliğinden önce son konserini Harbiye'de verecek. Bu konser aynı zamanda bir belgesel nitelik taşıyacak. Orhan dile geldi. Son konser dev bir prodüksiyonla gerçekleşecek. Sezen Aksu son 40 yılı şarkılarıyla yad edecek. Veda eder mi acaba? Teoman da böyle veda edeceğim deyip bizi çok üzmüştü. Sonra Allah'tan vazgeçti de hani onu halen izleyebiliyoruz ve dinleyebiliyoruz. Veda eder mi acaba? Yani sanatçılara bir noktada tükenmişlik sendromu geliyor tabii. Bir uyuyan sincabımız var. Halen aranızda uyanamamış olanlar var mı? Varsa eğer şu uyuyan sincabımıza lütfen dikkati çeker miyiz acaba? Bulabilir misin Kerem'cim uyuyan sincabı? Hadi izleyelim bakalım. Thank you.
Kardeşim bu sincabın uyuyacağı falan yok. İşi gücü gerini besleyip yatağı bozmak. O yüzden de biz dayanamadık uyumasına. Döndük hemen. Şimdi Ebru Hanım diyor ki sizi çok seviyoruz. Annem sizi seviyor. Bugün sizi ekranda görünce çok mutlu oldu. Ebru'cuğum anneni öpüyorum buradan. Sana da çok teşekkür ediyorum. Kahraman Bey günaydınlar efendim. Sami Baykut Bey'e de çok teşekkürler. Haberlerimizi izlediği ve sevdiği için. Tweetlerinizi ve haberler hakkında asıl sizin yorumlarınızı burada beklemeye devam ediyorum. Şimdi gri saç modası. Benim bir tane kitabım var. O kitapta işte böyle saçlarının şuralarına kır düştükten sonra gidip de onları gümüşe boyayıp kız tavlamaya çıkan adamlara gri tilki diyordum ben. Şimdi bu sene gri saç modası çıkmış ama sadece erkeklerde değil, saçın grisi modaymış. Bakalım şu gri tilkiler nasılmış. Saç renginde moda sürekli değişiyor. Şimdi de kül rengi revaçta. Bir dönem koyu renk saçlar modaydı, bir dönem sarı saçlar. Bir dönem kızıl kahve tonları moda oldu ve şimdi de gri kül rengi saçlar moda. Başka bir deyişle babaanne saç rengi tonları. Gri kül rengi saçlar kişiyi olduğundan da yaşlı gösteriyor. Hard to tell the difference, isn't it? Ancak bir o kadar da ilgi çekici. Bu yıl iddialı saçlarla dikkat çekmek isteyen kadınların yılı belki de özellikle de sosyal medyada giderek artan gri saç çılgınlığı 2015 kış sezonuna damgasını vurdu bile. Koyu renk saçlara veda etmek kolay değil. Ama gri saç meraklısı çok. Amerikalı ünlü oyuncu Angelina Jolie de o akıma uydu. Rol gereği de olsa saçları gri oldu. Evet, muhteşem gerçekten de. Ben beğendim, belki bu kış denerim, bilemiyorum. Zor bir renk ama tabii adamı yaşlı gösterdi ve de makyaj sürekli yapmak gerektiğinde doğru bu konuyla ilgili. Şimdi efendim Ulu Önder Atatürk'le ilgili bir haberimiz var. Ona geçelim. Bir belgesel için Ulu Önder Atatürk'ün fotoğrafları dijital ortamda tamir edildi ve ilk kez belki onu bu kadar hatasız izleme şansımız olacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün net görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler Old Movie Collector isimli belgeselde yayınlandı. Bir toplantı sonrası vatandaşlar Atatürk'ün çevresini sarıyor. Ellerinde notlar var. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk her biriyle yakından ilgileniyor. Bir yurt gezisinde bir vatandaş hürmetle Atatürk'ün elinden öpmek istiyor. Ancak Gazi elinin öpülmesine izin vermiyor. Bir başka görüntüde ise Atatürk Orman Çiftliği'ni denetliyor. Traktör kullanıyor. Hayvanlar hakkında bilgi alıyor. İstanbul Florya'daki Atatürk Köşkü'nde manevi kızı Ülkü Adatepe ile zaman geçiriyor. Ulu Önder yüzmeyi de ihmal etmiyor. Yüzdükten sonra plajın kızgın kumunda bir süre dinleniyor. Ve hastalığının son döneminden bir görüntü. Elini kaşıyor, terini siliyor, karnındaki şişlik dikkat çekiyor. Bu kadar şık bir lider olabilir mi ya? Şu anda dünya markası olan bir... O dönem terzi olan Coco Chanel giydiriyor Ulu Önder Atatürk'ü. Karizması, şıklığı, hatta Türk ordusunun kostümlerini dahi o tasarlıyor. İnanılır gibi değil. Yani hani gurur duyuyorum ve etkilenmemek mümkün olmazmış gibi geliyor böyle bir insandan. Şimdi efendim Almanya Başbakanı Angela Merkel Berlin'de bir Türk okulunu ziyaret ediyor. O sırada bir çocuğun telefonun arka kapağında Atatürk'ün portresini görüyor ve bu kim diye soruyor. Bakın ne cevap alıyor. Merkel'den Atatürk sorusu. Yer Almanya'nın başkenti Berlin. Almanya Başbakanı Angela Merkel Türk kökenli öğrencilerin çoğunlukta olduğu bir okulu ziyaret etti. Merkel burada öğrencilerin sorularını yanıtladı. Merkel cep telefonuna Atatürk fotoğraflı kılıf takan bir Türk öğrenciyle konuştu. Şansölye Merkel öğrenciye fotoğraftaki kişinin kim olduğunu bilip bilmediğini sordu. Öğrenciden Atatürk yanıtını aldı. Şimdi ilginç bir haber var sırada. 3000 liralık bir tabuttan bahsedeceğim size.
özelliği ne bu 3000 liralık tabutun diyeceksiniz. Kliması var efendim, yanlış duymanız. Tabut klimalı. Çorum'da bir otomobil dizayn firması yaptığı klimalı tabutla cenazelerin uzun süre muhafaza edilmesini sağlıyor. Firma yaptığı tabutu Gazi Caddesi'nde bulunan valilik binası önünde sergileyince işte gördüğünüz gibi yoldan geçen birçok vatandaş da tabutlarla selfie yapıyor. Artık bunun anlamı ne? Hani pek bilmiyorum bu, hani niçin bir insan bir tabutla böyle fotoğraf çektirmek ister ama. Çorum'da bulunan bir otodizayn firmasının bu klimalı tabutu efendim ahilik haftası kutlamaları kapsamında valilik önündeki sergide tanıtılıyor gördüğünüz gibi. Caddede tabutları görenler koşarak geliyor ve merakla inceliyor. Bazı kişiler hatta 3000 liralık bu tabutlara sipariş bile veriyorlar yani. Hani ben buna bir mantık bulamadım. İçindekine bir faydası yok da belki dışarıdakiler için, hani içindekinin zarar görmemesi, naaşın zarar görmemesi önemli. Ama zaten Müslümanlıkta öyle bir şey yok. Hemen gömülür tabuta konulduktan sonra naaş. Artı saklanacaksa da morgda saklanır. Yani tabutun içinde ne yapıyorsun? Gezmeye mi götürüyorsun sen ölüyü de? Hani klima taktırdın. Ben anlamadım. Neyse. Efendim, büyüklüğüne göre de 1100 lira ile 3000 lira arasında klimalı tabut satılıyormuş. Bu ilginç haberi gördük, sizinle paylaşmadan edemedik meraklısına. Şimdi dünyanın en güzel sahil kentlerinden bir tanesi olan Cannes'a götüreyim sizleri. Fransa'nın Cannes şehrinde her yıl olduğu gibi efendim Cannes Film Festivali başladı. Cannes Film Festivali demek sadece film demek değil. Şıklık demek, güzellik demek, dolgun göğüsler demek, bikinili fıstıklar demek, sahilleri Saint-Tropez'i dolduran kadınlar, bir yönetmenin gözüne girmeye çalışan figüranlar demek. Hadi gidelim Cannes'a. Cannes Film Festivali'ne görkemli açılış. Dünyanın en önemli yıldızları 68. kez Cannes Film Festivali'nde buluştu. Festivalin kırmızı halı geçişi büyük ilgi gördü. Kırmızı halı sabahın ilk ışıklarında kurulmaya başladı. Konuklar dünyanın en önemli oyuncuları olunca halı da o ağırlığı taşıyacak cinslendi. Ünlüler şıklıklarıyla göz kamaştırdı. Oscar ödüllü aktris Lupita Nyong yeşil elbisesiyle kırmızı halıdaydı. Julianne Moore ise derin dekolteli kıyafetiyle göz doldurdu. Natalie Portman geceye kırmızı elbiseyle katıldı. Portman, Cannes'da ilk yönetmenlik denemesiyle boy gösterdi. İngiliz Naomi Watts ise tüyler ve taşlarla süslü kıyafetiyle dikkat çekti. Top model Bar Refali tercihini beyazdan yana kullandı. Model Dotson Crowe güzelliğiyle herkesi büyüledi. Altın Palmiye bu yıl 24 Mayıs'ta sahibini bulacak. Festival kapsamında 50'den fazla film gösterimde olacak. You want it back?
Bunlar ana oğul hiperaktif anladığım kadarıyla. Şimdi efendim çok önemli bir konuğum var. Yaz geliyor artık hepimiz evlerde durmak istemiyoruz. Bugün cumartesi kanınız kaynıyordur. Havada güzel mi Ali Bey? Biz geldik güzel, çok güzel. Erken. Güzel. Hala dışarıda güneş var. Oh süper. Ali Onaran efendim. Kendisi Türkiye Seyahat Acenteler Birliği'nin eski yönetim kurulu üyesi ve şu anda Türkiye'de yurt dışına en fazla turist gönderen, yani yerli turiste en fazla yurt dışına gönderen acentanın da sahibi. Türk turizmini en iyi bilen isimlerden bir tanesi kendisi. Hatta ta Zanzibarlarda bir de otel açıyor şimdi değil mi? Evet evet öyle bir projemiz de var. Ben başladım. Gittim oraya. Ya şeyi beğendiniz mi? Çok beğendim. Queen'in solisti. Freddie Mercury'nin o doğduğu evi falan orada görmek beni çok şaşırttı. Doğru doğru. Freddie Mercury bir sene bir süre Zanzibar adasında yaşamış. Onun için de aynı zamanda da Freddie Mercury'le de anılıyor orası. Anılıyor. Çok güzel bir ada. Tropik, nefis bir okyanus. Kesinlikle. Balıkları, deniz ürünleri, meyveleri falan. Ulaşım da artık çok kolay. Türk Hava Yolları Darüsselam'a uçuyor. Oradan da bir iç hatla 20 dakikada geçiyorsunuz. Doğru esasında eskisinden zaman hakikaten çok daha kolay aktarma ulaşabiliyorsunuz. Aktarma falan yok yani. Evet. Orada her şey var. Safari var. Doğru. Deniz var. Çok güzel bir üçgen orası. Kilimanjaro Dağı, Afrika'nın en yüksek dağı hemen yarım saat uçuş mesafesinde. İşte Masai Mara gibi, işte Serengeti gibi o ulusal parklar, o aslanları falan gördüğünüz yerler çok yakın. Aslan Kral filmi vardı. Evet. Hatırlar mısın? Aslan Kral filminde de bir söz vardı. Hakuna Matata. Evet. Şimdi Hakuna Matata lafı bana böyle hani uydurulmuş bir laf gibi gelmişti önce. Yok, sonra gerçekten. Anladım oraya gidince. Ya adamların parası yok. Ben hayatımda bu kadar fakirlik görmedim. Yani iğne iplik yok, düğüm atıyorlar. Değil mi? Doğru doğru. Ondan sonra $100 en iyi maaş ayda. Kesinlikle. Yani alınabilecek. Hani çok iyi bir işin varsa falan ki. Birçok insanın işi olmadığı gibi Masai kabilesi. Hani o filmlerde oynayan. Masai'ler evet. Orada yaşıyor. Yerli halk. Bildiğin böyle okları, elbiseleri yolda yürüyorlar görüyorsun. Turistik değil yani. Gerçekten Masai'leri evet. Görüyorsun. Ve Hakuna Matata sözlerine bayıldım ben. Merhaba Hakuna Matata demek. Ama kafaya takma falan gibi bir anlamı var onun. Esasında Hakuna Matata'nın tam tercümesi no problem gibi. Yani hani sorun yok anlamına geliyor. Evet. Yani onlar hiçbir şeyi kafaya takmıyor. Evet doğru. Evet. Ama Hakuna Matata artık onların dilinde dediğiniz gibi artık bir merhaba anlamına dahi gelmeye başlamış. Alasmaldık anlamına geliyor. Evet. Nasılsın anlamına. Aynen öyle. Habire sana Hakuna Matata doğru. Diyorlar. Yani habire no problem no problem. Yani para yok pul yok. Hani yemek yok, içmek yok. Doğru. Biz turistlere var ancak lüks otele gidersen. Ama Hakuna Matata. Ama yine de sorun yok diyor. Yine de yani, hayat güzel diyor. Hayat yani. Güzel diyor. Evet, ya. Doğru. Ve doğru olan da bu galiba. Hepinize gitmenizi, görmenizi tavsiye ederim. İşte burada güzel Afrika görüntüleri geliyor ekranlara. Şimdi hazır bu görüntüler buradayken yurt içini konuşacağız ama siz özellikle de en fazla yurt dışında turist taşıyan acenta sahibi olduğunuz için Ali Beyciğim. Şunu sormak istiyorum. En popüler destinasyonlar ne? Vize. Şu anda mesela 19 Mayıs için bile veya işte hemen bir sürpriz yapıp en kısa sürede tatile çıkmak isteyen izleyicilerim için önerebileceğiniz vizesiz destinasyonlar nereler? Bir acentada malımızı, canımızı, pasaportumuzu, kendimizi ve sağlığımızı güvenlik altına almak için neye bakmalıyız? Şu gazetelerde 3 tane ilan var. Seda Hanım bir dakika çok soru sordunuz. Değil mi? Şimdi baştan başlayalım. Tabii birincisi dediniz ki işte... Hani vize siz nerelere gidebilir? Evet. Çünkü hemen 19 Mayıs yaklaşıyor. Evet vize bir problem. Yani vize maalesef vizeli olan destinasyonlarda vize almak en azından bir haftalık, 4-5 günlük bir süreç. İşte evraklarınız hazır olması gerekiyor falan. Ama artık birçok vizesiz hatta çok yakın güzel destinasyonlar mesela, da var. Yani işte hemen mesela aklıma Balkan destinasyonları geliyor. Yani Balkanlarda hem süper bir kültür var, süper bir deniz var. Aynı zamanda bizim biliyorsunuz o Osmanlı'nın izleri var. Yani hem bizden kendimizden bir şeyler bulabileceğimiz. İşte Makedonya'dan tutun da Dubrovnik sahillerine kadar, o Dalmatça sahillerine kadar çok güzel mesela bir destinasyon. İşte Montenegro, Hırvatisi. Karadağ, evet orada Budva mesela görülmesi kesinlikle gerekli olan yerlerden bir tanesi. Onun için hani Balkan destinasyonu kesin tavsiye ederim. Bu sene popüler yani. Son yıllarda çok daha öne çıkmaya başladı. Vize yok. Sadece yakın. Sadece Dubrovnik için vize var. Hırvatistan maalesef vizeye geçti. Ama onun da vizesi çok kolay. Avrupa Birliği vizesi. Schengen'e evet, mi? Evet ama çok daha kolay alınıyor. Hemen 1-2 gün içinde alabiliyorsunuz. Tek giriş mi? Tek girişte alınabiliyor. Uzun süreli vizeler için pasaportunuzda birkaç tane vizeniz olması gerekiyor. Birkaç defa aldıktan sonra uzun süreli vize de alınabiliyor. Yani vize esasında bir sorun. Bunun dışında yine hemen yakınlarımıza, komşularımızdan Rusya var biliyorsunuz. St. Petersburg muhteşem bir destinasyon. Benim her zaman tavsiye ettiğim harika. Yaz kış olabiliyor mu?
Bence yaz kış. Kışın da çok güzel. Şimdi mesela çok güzel bir zamana giriyoruz. Beyaz geceler var. Ne zaman o? Haziranda. Şimdi şöyle, beyaz geceler dediğimiz günler nasıl Türkiye'de de uzuyor yazın. Aynı zamanda kuzeye doğru çıktıkça kuzeyde o kadar uzuyor ki artık gece olmuyor. Yani saat gece 12'de dahi tam bir gece göremiyorsunuz. Yani hava grileşiyor, tam bir karanlık olmuyor. Tabii ki tam zamanı Haziran ayı. Ama Mayıs ortasından esasında Ağustos'un sonuna kadar, yani o bir 3 aylık dönem diyebilirim ki yaklaşık olarak beyaz geceleri yaşayabilirsiniz. Gecenin 12'sinde hala siz akşam yemeğini yemişsiniz ama dışarıda güneş var, hava daha aydınlık. Peki aynı şekilde bu aurora ışıkları dediğimiz, Norveç'te, işte Finlandiya'da görebileceğimiz, kutuplara yakın yerlerde görebileceğimiz ışıklar var. Onun tarihi ne zaman? Böyle şimdi özellikleri onu, böyle festivalleri kaçırmamaları için izleyicilere. Evet, ya esasında o ışıkların, aurora ışıklarının tam bir tarihi yok. Bazı şeylerden, internet şeylerinden izleyebiliyorsunuz. Yani esasında bizim sitemizde dahi var. İşte oradan yönlendirme yapıyoruz ama yani ben size çok daha başka bir şey anlatayım. Ben Lapland'a gitmiştim bir 3-4 sene önce. Bizi otelimizden çıkardılar. Bize tam ters, kışın gitmiştik. Kışında gündüz çok kısa. Sabah saat 10 gibi hafif bir gün ağrıyor. Akşamüstü 3'te de tamamen zifiri karanlık oluyor. Otelimizden çıktık. Her yer kar olduğu için böyle ayağınıza çetikler gidiyorlar. Hani o kar üzerinde yürüme çetikleri. Ve önümüzde bir rehber. O rehberle yaklaşık bir saat boyunca işte bize bir şeyler anlatıyor kar üzerinde. Ve kafamızda o madenci ışıkları vardır ya, onlarla süper. Çok keyifli, çok değişik bir şekilde böyle yürüyoruz. Ve kuzeye doğru gittiğimizi söylüyor. Birden karşımıza hani o şeyler vardır, eventlerde falan kullanırlar. Işıklar gökyüzünü aydınlatır, direkt çıkar ya. Birdenbire karşımda böyle bir hüzme ışıklar görmeye başladım. Süper. Öteki yarım kürenin gündüz ışıklarını görüyordunuz orada. Yani siz geceyi yaşıyorsunuz. Evet, yani öyle bir noktası gibi değil. Yani tepe noktası olduğu için. Küre diken diken olmuştur, şunu unutamıyorum. Hala yani anlatırken bile heyecanlıyorum. Bunun bir yani tarihi yok mu? Bunun tarihi şöyle, tabii kışın, kışın gideceksiniz bunun için. Çünkü kışın hakikaten çok daha erken hava kararıyor ve çok daha net bir şekilde o şeyi görebiliyorsunuz. Dünyanın o elips seviyesinden dolayı. Onun için genelde zaten kışın yapılıyor Lapland turları. Yani Kuzey Kutbu'nun o en keyifli, en rahat gidebileceğiniz Helsinki'ye uçuyorsunuz. Hı hı. İşte bir 3 saatlik bir uçuş. Oradan da bir yerel uçuşla Finlandiya'nın bir iç hattıyla Kuzey Kutbu'na doğru işte Lapland'a geçiyorsunuz. İşte Noel Baba'nın olduğu yer falan filan diye böyle keyifli bir yer. Yani kesin gidilmesini tavsiye ederim. Yani hem o tarafı keyifli hem dediğiniz gibi yazın keyifli. Şimdi bir de düğün mevsimine girdik. Artık Mayıs'ın sonu, Haziran'ın başı itibariyle millet evlenmeye başlar. Evet, ben hatta duydum Ezgi Hanım da evleniyormuş galiba. Ezgi Hanım evlenmeye çalışıyor. Çalışıyor yani mu? Yani inşallah biz de çalışıyoruz o evlensin diye. Burada artık hep söylüyorum izleyicilere, kına geceleri düzenliyoruz. İşte kahve kız isteme seremonileri. Söz aşamasına geldik çok şükür. Ne güzel. Şimdi benim soracağım, evlenenler için en popüler balayı destinasyonları. Bir Maldiv tutturulmuştu. Maldiv'de de vize yoktu galiba. Şimdi Maldiv'e vize yok, evet. Ya Maldiv'in güzel tarafı şu, muhteşem bir deniz, kum, güneş var. Evet. Yani hani işte balaya da gittiğim zaman hani böyle rahat edeyim, işte deniz, kum, güneşten kafa faydalanıyorsunuz dinleyeyim. Ya başka da hiçbir şey yapmayayım diye düşünüyorsanız evet Maldiv'ler hakikaten muhteşem. Ama ben hep Maldiv'ler için bir şey söylüyorum. Şu anda bizim de bir basın grubumuz şu anda Maldiv'ler. Hatta benim eşim de şu anda orada. Ben niye değilim Ali Bey? Vallahi evet, bana da fotoğraflar geliyor. Ben niye değilim vallahi diye kendim yani, de söylüyorum. Çünkü hakikaten insanı çekiyor o muhteşem İnanılır deniz. İnanılır gibi. Zaten nerede o mavi denizi görsen, Maldiv gibi diye bir atasözü denizin gelişti. Denizin üzerinde bir salıncak mesela. Aynen, falan. Deniz üzerinde bir salıncak ve deniz üzerinde bir ahşap ev. Evet, değil mi? İskeleri. Yani şöyle söyleyeyim, tabii Maldivlerin artısı hakikaten muhteşem deniz. Çok keyifli tesisler. Ama tabii ki bir eksisi de şu. Yani hani ben orada işte kitabımı okurum veyahut da işte balayında zaten eşim bana yeter sadece denilen bir destinasyon. Hani gezip görecek, işte böyle etrafı dolaşacak bir kültür orada yok. Yok. Yani siz ada. Sadece, evet, ada küçücük bir ada, minicik yemek bir güzel. Ada. Yani biraz önce Zanzibar'dan bahsettik. Mesela Zanzibar öyle değil. Zanzibar'da 1 milyon yerel Afrikalı yaşıyor. Tabii. Yani orada bir kültür var. Hani en azından psikolojik olarak bile şöyle bir Afrika'ya dışarı çıkıp, geldim oluyorsun. Evet, yani. Afrika'dayım diyorsunuz. Bambaşka bir ülke oluyor. Yani Maldivler yine de çok güzel. Ya çok güzel tesisler. Yani onu bir yaşamak. Belki çok uzun değil. Ben hep öyle söylüyorum. Yani belki bir 4 günde, 5 günde falan tabii, gitmek. Tabii. Yani. Yani o kocayla balayında kavga edecek kadar uzun kalmamak lazım. Çok orada. Doğru. İki kişi birbirine evet. Sarar evet. 4. gün. Kesinlikle. 4'ten sonra bence de. Herkes. Ya oraya şey de gidilmez.
Hani kız kız erkek erkeğe falan da gidilmez. Çünkü herkes balayında olduğu için bir rahatsızlık çöker insana yani. Doğru. Anladığım kadarıyla gece hayatı falan da yok. Pek yok evet. Yani belki hani böyle bir hafif müzik dinleyebileceğiniz, işte oturup böyle belki bir şeyler içebileceğiniz deniz kıyısında. Yine işte çok böyle keyifli oluyor. Ha, gün batımı çok keyifli falan oluyor. Kuruyorlar. Aynen öyle. Yani romantik, çok güzel bir ortam. Şimdi artık eskisine nazaran o küçük ada otelleri çok daha iyi yemek sunuyorlar. İşte bir gün bir restoranda işte farklı bir kültürün yemeğini yiyorsunuz. Belki işte bir uzak doğu yemeklerini tadıyorsunuz. İşte bir gün kendiniz yapıyorsunuz yemeği. Hadi ben canım. İşte fotoğraflar geldi dün. Harika, herkes böyle şef olmuş, şapkalar falan takılmış. Denizin kenarında, arkada o masmavi deniz, bakıyorum yemek yapıyorlar. Yani bir şeyler yapılıyor ama çok uzun olmamalı. Ben katılıyorum size. Bence de. Bizim gibi aktif insanlara göre kesinlikle değil o çok uzun. Peki başka popüler bu sene moda olan destinasyonlar var mı? Kolay gidilebilecek. Ya şimdi kolay dediğiniz zaman mesela benim aklıma şey geliyor. Sicilya geliyor. Çok hep benim aklıma hemen çabucak gelen bir yer. Hem İtalya hem Güney. Yani bir çok böyle doğu ve batının sentezi diyebileceğim bir yer. Mafya akla geliyor Sicilya deyince değil mi? Doğru, haklısınız ama geliyor. Yani mafya artık galiba büyük şehirlerde. Yani evet, artık Sicilya'da falan kalmamış. Yani çok, hatta tam tersine güvenli bir yer. Hiçbir şekilde bir turist olarak gittiğinizde yani Roma'da veya İstanbul'da veya işte Londra'da çok daha belki kendi problem yaşayabilirsiniz. Belki bir çalınma olayıyla karşı karşıya gelebilirsiniz ama oralar çok daha güvenli köy şu anda. Köy olduğu için. Kesinlikle. Deniz var, yemek var. Aynen. Yemeğin çok, üstelik çok güzel bozulmamış. Yemek Allah'ı var yani. Kesinlikle orada. Evet. Özellikle için, küçük köylerini ben de gezmeyi seviyorum. Yani benim ilk aklıma, bir de Türk Havaları şu anda hemen direkt uçuyor. Sicilya'ya artık uçuyor mu? Çok direkt, problemli direkt çünkü. İki saat. O da büyük bir avantaj. Kesinlikle tavsiye ederim. Valla artık her yere uçuyoruz. Yani bizim sadece milli hava yolumuz değil, diğer özel şirketler de o kadar büyük bir atak ki. O zaman şunu soracağım. Şimdi acentaları seçerken bize böyle çok izleyiciden de telefon geliyor. Ya diyor, parayı verdik kaptırdık. Veya işte Ayata üyesi değilmiş, bilmem nemizi kapsamadı. Başımıza bir şey gelirse, hı hı, ben sizin acentanızla gazeteden buldum, paramı ödedim, gittim diyelim. Allah korusun rahatsızlandım ve orada bir hastaneye gitmem gerekti. Orada sağlık hizmetleri çok pahalı. Böyle Türkiye'deki gibi eczaneye, kesinlikle, girip bana şu ilacı ver, bu mide ilacını ver, bu baş ağrı ilacını ver. Asla alamıyorsun. Çok ölsen doğru alamıyorsun. Yok, o yüzden bir doktora seni yönlendiriyor eczane ve doğru, hani birçoğumuzda böyle havanın değişimiyle birlikte, yiyeceklerin değişimiyle birlikte rahatsızlanabiliyoruz yurt dışında özellikle. Şimdi orada bedava sağlık hizmeti almamız için acentanın yapması gereken bir şey var mı? Veya bizim kendi kendimize sizden talep etmemiz gereken tabii bir şey? Tabii ki çok basit. Bir sigorta. Şimdi iki tip sigorta var. Birincisi mecburi sigorta dediğimiz, bunu tüm seyahat acentanın yapması gerekiyor. Yani o zaten dahil, onu sormanıza gerek yok. O sizin geri dönüş teminatınız. Seyahat acentasında bir şey olursa, uçak şirketinde bir şey olursa o sigorta devreye giriyor ve sizi evinize getiriyor. Evinize getiriyor, evet. Bu mecbur. Aynı zamanda işte sizi seyahat acentası iflas ederse, sizi götüremezse paranızın yanmaması için bunun kesinlikle yapılıyor olduğunu kontrol etmeniz lazım. Yani bunu bence bütün vatandaşlar benim o zorunlu seyahat sigortam var mı diye kontrol etmeye lazım. Bunun da en kolay yollarından bir tanesi esasında bence bildikleri seyahat acentalarıyla seyahat etmeleri. Çünkü şimdi bakın ikinci tarafa geleceğim. Dediniz ki işte ikinci sigorta. İkinci sigorta işte bizim ihtiyari dediğimiz, isterseniz yapılıyor. İşte bir 10 euro, 15 euro gibi bir para ödüyorsunuz. Onu işte satıştaki arkadaşın anlatması gerekiyor. Bakın işte sizi şunları kapsıyor. Sağlığı kapsıyor. Vize alamazsanız işte size paranızı iade ediyor. İşte birinci derece yakınınız hastaneye kaldırılsa dahi bu sigorta sizi kapsıyor ve gitmeyebiliyorsunuz. Yani düşünsene çocuğunuz hastaneye kaldırılmış. Siz hayır diyorlar, yani yok gitmek zorundasınız diyorlar. Gibi böyle bir geniş kapsamlı bir sigorta var. Çok mesela, mu pahalı? Ha işte 10 euro. Hadi canım. Tabii ki. Tabii. Yani yanlış söyledim. Belki bazı turlarda 15 euro. 12 eurodur 15 lira. Evet, yani bir, sadece bu. Ya bence bunun kesin yapılması lazım. Evet. Bir de sorunuzu tamamını kapsayacak bence bir olay. Lütfen. Bilinen seyahat acentalarıyla bildikleri, evet, bilinen derken veyahut da kendilerinin bildikleri seyahat acentalarıyla seyahat etmeleri. Yani en azından çok büyük bir oranda kendilerini garanti altına alırlar. Şart. Çünkü seyahat acentasını tanıdıkları zaman düşünsenize bir kağıt parçası alıyorsunuz. O kağıt parçası da belki de dünyada ilk defa gideceğiniz bir yere gidiyorsunuz. Yani paranızı veriyorsunuz. Yani bırakın sadece paranızı, zamanınızı veriyorsunuz siz. Bir haftalık bir tatiliniz var. Senede kaç defa o tatil yapabiliyorsunuz ve o tatilin bir daha geri gelme durumu yok. Onun için bunu unutmadan bence seyahat acentasını seçmeleri gerekiyor. Bir sorunumuz da şu oluyor. Türk milletiyiz. Biz pasaportumu yanımda taşıyacağım, her şeyimi yanımda taşıyacağım, paralarımı da koyacağım. Ben çok sağlamım diyoruz ama
maalesef hem o kalabalıklara girdiğimizde hem sağa sola böyle bakarken o heyecanla, o adrenalinle onu çaldırıyoruz, düşürüyoruz, bir şey oluyor. Çok katıldığım gezilerde insanların başına geldi. Hadi parayı geç. Yanına belli bir para almışsın veya kredi kartı almamışsın. Kredi kartını iptal ettirdin. Parayı da sağdan soldan hallettin diyelim. Pasaportla gidelim. Pasaportu ne yapacaksın? Şimdi bildiğim kadarıyla bunu bütün izleyicilerimize uyarmakta fayda var. Fotokopisi işe yarabiliyor değil mi? Kesinlikle yarıyor. En azından sizi güvenli bir şekilde geri getiriyor. Hah, o yeter. Evet. Pasaportun fotokopisinin yanınızda bulundurmanız ve ayrı bir yerde durmasında çok fayda var. Bir valizinize falan koymanız veya farklı bir yere koymanız. Yani pasaportla... Fotokopiyi. Evet, aynen. Fotokopiyi İkincisi... falan bir yerden damgalatmak gerekiyor mu? Hayır, hayır. Hayır. Yani fotokopinin şeyi şu. Siz şeye gidiyorsunuz, gümrüğe kapıdan çıkarken onlar o numaralarla bakıyorlar ve bir şeyiniz kaydınız yoksa sizi ülke dışına gönderiyorlar. Ve ülke dışına gönderdikten sonra da Türkiye'ye girişte de biraz daha çabuk bir güvenli yani her şey, bütün numaralarınız falan hepsi orada olduğu için daha hızlı bir şekilde geçme şansınız oluyor. Yoksa hani çok büyük bir fark değil ama öteki türlü daha fazla sizi bekletiyorlar, daha fazla problem yaşıyorsunuz. Veyahut da konsolosluğa giderseniz o fotokopiyle çok daha kısa süreli bir şekilde size bir geçici pasaport veriyorlar. Sadece ülkenize dönebilmek için yeterli olan bir pasaport çıkartabiliyorlar. Yani fotokopi hakikaten iş görüyor. İkincisi de bence... otelinize girdikten sonra otelinizde kasanıza pasaportunuzu koymanız ve bir daha da hani gerekmiyorsa... Fotokopiyle dolaş gerekiyorsa. Gerekmiyorsa yani bir kimliğiniz yeterli, ehliyetiniz yeterli, şey yeterli, otelinizden aldığınız bir o küçük bir kart yeterli. Hı-hı. Çünkü ben işte şu oteldeyim demeniz yeterli. Hı-hı. Çünkü siz turistsiniz. Hani çok resmi bir yerlere gitmiyorsanız çok İnsanlar da gerek... İnsanlar çok da pasaportunu değil. Sormuyor yani. Evet. Peki popüler destinasyonları bu sene konuşuyorduk. Başka birkaç tane ekleyebilir miyiz bunlara? Ya tabii popüler derken şimdi... Moda oluyor ya bizim tabii Türkiye'de ki, bir şeyler. Ama bir bu ara. Çok çok doğal bir şey. Yani hani nasıl moda tekstilde de giyimde de varsa tabii ki bu esasında seyahatte de oluyor. Şimdi biraz önce söylediğiniz işte, örneğin Maldivler dediniz. Çok doğru söylüyorsunuz. Hakikaten Maldivler bir ara böyle bir çok ciddi bir trend oldu. Bir aralar Dubai'ydi mesela bir hatırlarsanız. Böyle birden böyle bir parlıyor. Sonra normale dönüyor. Bazı yerler de sönüyor hatta. Yani o şeyini devam ettiremiyor. Bazı yerler hakikaten işte o hani patladıktan sonra belki aynı hızınla olmuyor ama devam ettiriyor. Şimdi bazı yerler var. Repete dediğimiz hani birkaç kez gitmek isteyeceğim ve her seferinde aynı zevki alacağım. Paris, Roma. Her zaman gidilebilir. Ha, Roma. Evet. İşte ne bileyim Floransa. Ben Roma'ya aynı yere gidiyor gibi değil. Oradaki yaşam biçimini, yemekleri, eserleri. Ama mesela Venedik değil doğru mu? Venedik. Venedik'e 10 defa gördüm, gitmek istemezsiniz. Bir, yani. Evet. Hani bir kere gördüm dersin. Tamam kanalda da bindim dersin. Ama mesela hani daha böyle yaşamın rahat veya hani imkanları geniş büyük şehirlere repete gidersin. Yani 10 kere Paris'e git. 10 yıl dönüşü orada geçti. Milano'da mesela ama değil mi? Yani Milano'da öyle bir hani repete şehirlerden tabii bir tanesi değil. Tabii çok süt gidersin çünkü restoranları iyidir, alışveriş imkanı vardır falan falan. Evet. Her seferinde değişik bir sergi bulursun. Doğru. Bir şey, Viyana 100 kere git. Kesinlikle. Her gittiğinde ayrı bir operaya git. Farklı bir tiyatro oyunu gör. Her zaman bir keyif alabileceğiniz. Aynen. Artık İstanbul'da öyle olmaya başladı. Katılıyor musunuz? Katılıyorum kesinlikle. Değil mi? İstanbul'a da yani çünkü... bir 15-20 sene önce bunu söyleyemiyorduk ama artık İstanbul'da bence hakikaten birden fazla sefer gidilebilecek, keyif alınabilecek bir yer olmaya başladı. Peki. Ben o bakımdan mutluyum. Güzel gidiyor İstanbul'un da şeyi. Mutlaka ama şurayı görün. Ben gördüm. Bura küçük bir köydü diyebileceğiniz. Şimdi Roma'da, işte Paris'te, işte ilk vizeyi alanı gideceği yerler bunlar. Hı hı. Yani ne bileyim Floransa var, Venedik var. Dediğiniz gibi birkaç tane öyle şehir var. Barcelona var falan. Bu baş şehirler hariç. Mesela ben İspanya'da bir Sevilla'ya gitmiştim. Oradan gitmiştik bir o sarayı görmüştük. Alhambra Sarayı'nı. İşte Endülüs'ü gezmiştik. Bana Barcelona kadar belki daha fazla zevk vermişti. Hani böyle mutlaka